Herkese merhaba. Herkes yavaş yavaş gelsin bir. Selam. Nasılsınız? Şuradan sohbeti açmaya çalışacağım. Hoş geldiniz. Ben yine erkenden yaptım her şeyi. Her zaman canlı yayına böyle 3-5 bin kişi kala yapıyorum ya da böyle 2 bin kişi kala yapıyorum. Mesela şu an 163,5 bin kişi var ama 165 bin özel canlı yayını yapıyorum. Selam, hoş geldiniz. Yuma, bırtlara hoş geldin. Merhaba. İlk önce panikledim, tamam mı? Diğer kanaldayım zannettim. Canlı yayın kanalındayım. Canlı yayın kanalında daha çok oyun için falan kullanmak istiyorum. Burada böyle bayağıdır açmamıştım. Sohbet falan etmek ve insanları böyle toplamak istiyorum. Çünkü bayağıdır yoktum. Bir görüşelim istedim açıkçası. Bu yayında oyun oynamayacağım ya. Bu yayında sohbet, muhabbet, belki böyle biraz dizi inceleriz falan. Diğer Kazıklı Maria live'da ama aklımda birkaç tane oyun var. Onlardan birini seçeceğiz beraber. Başlayacağım sonra oynamaya. Üzgünüm yani, bugün oyun yok. Hemen ayarlıyorum her şeyi. Şu anda sesin güzel gelmesi gerekiyor. Evet, yayını kaydedeceğim. Düş uçuşu ne oluyor arkadaşlar? Ya da işte şey, kızılcık şerbeti, zartsut. Hiç izlemiyorum arkadaşlar. Biliyorum ailelerinizle yaşayanlarınız var ve televizyon izlemek zorunda olanlarınız var. Ama bizim evde televizyon açılmıyor. Sadece işte Disney Plus'tan falan bir şey izliyor veya YouTube'dan bir şey izleyeceğimiz zaman televizyon açıyoruz. O yüzden hiç takip etmiyorum ne var ne yok. Sadece Twitter'dan takip ediyorum. Kısmetse olur varmış bu aralar. Onu da incelemeyeceğimi söyledim. Berdi'ye çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Kanada'dan sanırım katılıyorsun aramıza. Çok teşekkürler. Hoş geldin Jack. Ladin Voivoda hoş geldin. Tanıdık yüzler görüyorum yavaş yavaş. Tanıdık canlı yayınlara sık sık katılan takipçileri görüyorum. Bok gibi bu yeni bölüm ne zaman gelir bilmiyorum. Çünkü ondan önce bir iki tane güzel çerez, çok hoşunuza gidecek, çok eğleneceğiniz video yapmak istiyorum. Uzun zamandır beklediğiniz birkaç tane video vardı. Onlardan yapmak istiyorum. Ondan sonra Bok gibi Book'a başlayacağız. Henüz kitaba da karar vermedim. Birkaç tane kitap var burada. Onları seçtireceğim size. İthal Panda, bir yıl dolmak üzere. Helal olsun. 11 aydır bırtmışsın. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Jerome, yetiştin. Evet, yetiştin. Her canlı yayınımda mutlaka olan Jerome. CHP'nin kalesi Taylor. Hasan Demiral. Hoş geldiniz hepiniz. Ya Mükremin gelmez be Kadriye Ellis. Mükremin'le ilgilenmiyorum açıkçası. Gökhan Üzümcü. Tamam, seni de söylüyorum.
Live chat açık şu anda. O yüzden bir sürü kişi arka arkaya şey yapıyor. Top chat'i açmak istemiyorum. Böyle daha yakından takip etmek istiyorum sohbeti. Ozan, 9 aydır Brit'mişsin. Benim yıl dönümüne 3 ay var. Helal olsun ama ya. 9 ay da çok uzun bir süre bence yani. Ya arkadaşlar, Kızılcık şerbetine kısmetse olur, zart zurtu incelemek istemiyorum. İlgi duymuyorum açıkçası ya. Valla. Üzgünüm. Belki 15-20 yıl sonra kült falan olur, o zaman incelerim. O zaman da ben babaanneye döneceğim zaten. YouTube kanalım olur mu bilmiyorum yani. Ama böyle diziler hep 15-20 yıl sonra kıymete biniyorlar. Saçlarını kendin mi kesiyorsun? Saçımı kendim kesmiyorum normalde ama en son bu İran'a destek olmak için hani herkes saçlarını kesiyordu ya, ben de kestim ama o kadar kötü kestim ki bildiğin şöyle şöyle kestim. O yüzden şu anda çok kötü görünüyorlar. Yani kötü görünüyor olabilirler, bilmiyorum. Şüheda Hale Bırtlara hoş geldin. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bayağıdır görüşemedik. Bana sormak istediğiniz sorular var mı? Aslında Instagram'da bir soru cevap yapmak istiyordum. Ama yani Instagram'daki soru cevap böyle sanki insanları rahatsız ediyor gibi hissediyorum. 500 tane story böyle karınca doğası gibi oluyor. Çok fazla oluyor. O yüzden buradan sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ederim ya, güzel göründü yani güzel göründüğünü düşünenlere çok teşekkür ederim. Zaten şu perçemlerim de beni çok rahatsız ediyor artık, iyice uzadılar. Şeye gitmem gerekiyor, kuaföre gitmem gerekiyor. Kuaföre gitmeyi de hiç sevmiyorum biliyor musunuz ya, böyle yılda bir falan gidiyorum, belki de daha fazla. Of, çok geriyor beni kuaför ortamı. Çünkü böyle mutlaka böyle apır sıpır yorumlar yapan insanlar oluyor. Mesela ben kaşlarımı açmak istiyorum. Aa, kaşların küser, açma filan diyen kadınlar oluyor. Evet, burundaki ödemler indi ama yine de şöyle dokunduğumda hissediyorum biliyor musunuz? Hala var yani bir şeyler. O yüzden bir de geceleri nefes alamıyorum. Aslında Ankara kuru olduğu için de böyle burnum çok kuruduğu için de nefes alamıyorum geceleri ama hala böyle geceleri burun tıkanıklığı yaşıyorum. Ve 9 ay için, 8 ay 9 ay için bence çok fazla bu. Olmaması gerekiyor yani böyle ve hala çok şişkin. Ama bir yıl, 1,5 yıl falan oluyormuş yani oturması için bu kadar zaman gerekiyormuş. O yüzden bir şey söylemiyorum yani. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz yani şişininmesini. 4N1 kalkmayı düşünüyorum ama bilmiyorum ne zaman okurum ya. Çünkü sürekli Wattpad incelemek istemiyorum ya. Kanalım böyle kalitesini düşürüyor gibi hissediyorum sürekli Wattpad incelemek. Ya eminim ki sürekli Wattpad incelesem insanlar hayvan gibi izler. Bunun farkındayım. Gerçekten deli gibi izlenir. Kanalım böyle deli gibi büyür. Ama yani ben sürekli aynı kitapları, çünkü hepsi aynı temelde. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Hepsinin senaryosu aynı. Sürekli aynı şeyleri konuşmak, bilmiyorum ya, bana çok şey geliyor yani, tuhaf geliyor. Sürekli. Geldim sana. Çık 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 çık. Balık mı istiyor aşkım? Hep oldu oğlum. Balığı nereden çıkıyor? Balık yok ki. Ha. Gel. Çık dışarı. Sadece mutfağa girmek istiyor. Geleyim ben Geçmiş fotoğrafını. olsun kazıklı Mariam. Gelebilirsin aşkım. Burada... Tamam. Biz bize izliyoruz. Evet. Merhaba. Fatih de geldi. Gözüküyor. Mert Aykut, sen de 11 aydır bırtmışsın. Çok teşekkür ederim. With me. Bilmiyorum ya. Yapılır mı sence? Read with me. Hiç beceremem ben ya. Var ya, dikkat seviyem aşırı düşük. Mert Aykut, çok teşekkür ederim Super Chat'in için.
sana selam söylüyorlar. Aleyküm selam. Neyse. Bir şey yapıyorum da şu anda, pardon. Evet. Bence soracak bir şeyiniz yok sizin. Çok fazla soru gelmiyor. O yüzden ben direkt şeye başlamak istiyorum ya. Dizi incelemeye başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Aslında ne yapmaya çalıştım biliyor musunuz? Dizileri indirmeye çalıştım, tamam mı? Yaptığım şeyin hiç legal olmadığının farkındayım. Happy Cat, çok teşekkür ederim. Bordo bereli osuruk olduğun için 9 aydır. İki kedi alacağım. Eşim istemiyor demiş Müjgan Cağ. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hak veriyorum eşine. Asla eşini dinleme ve ikinci kediyi al. Alma. Hemen sahiplen. Ne yapacaktım biliyor musunuz? İki diziyi de indirecektim, tamam mı? Ve böyle... ortaya böyle bayağı dönen bir filtre koyacaktım. Suratları böyle dönüyor gibi gözüksün. Seslerini de hani bir tane TikTok ses efekti var ya, yapıyor sesi. O şekilde koyacaktım. Ama YouTube bir saatlik video indirmeye izin vermiyor. Bir ayar getirmişler. Gerçekten çok zorlanıyorum artık YouTube'tan. Yani, kaçak indiremiyor musun? Yani kaçak indiremiyorum ve YouTube'a korsan bir şey yapma teşebbüsünde bulunmak gerçekten çok zorlaştı ve bu beni çok rahatsız ediyor artık ya. Yani alt üst üst sikindirik 20 yıl önceki bir dizi izleyeceğim yani. Ve o kadar zorlaştırmışlar ki indiremedim bile yani. İndirip normalde premiere atıp şey yapacaktım. Böyle bayağı bozacaktım. O şekilde canlı yayında izleyebilecektik. Ki bozsam bile ben canlı yayında izlerken canlı yayını direkt böyle... telif geldiği için kapatıyorlar ve ben artık kanala strike gelmesinden korkuyorum. Çünkü o kadar yapılmaması gereken bir şey ki bu. Yapma oğlum o zaman. Ama işte incelemek istiyorum ya. Şimdi çok şey, hiç eğlenceli olmayacak inceleme. Ya çünkü şey yapmak zorunda kalacağım. Geçen günkü inceleme gibi. Yani geçen aylarda yaptığım inceleme gibi. Sadece böyle diziyi kare kare gösterip o kareleri yorumlayacağım. Ama ben seslerini de duymak istiyorum. Çünkü o kadar komik replikler var ki arkadaşlar. Sıçıyorum bazen altıma izlerken. Yani böyle dinliyorum mesela, iş yaparken falan dinliyorum. Ve böyle diyorum ki Allah'ım bunu mutlaka yayında dinletmem lazım falan, ama maalesef böyle bir şans yok yani. Ve ben Twitch'e falan da geçmek istemiyorum. Skyhan, 4 aydır bırtmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Ya evet ya, yabancı kanallar gayet ya bir orada bir hinlik var, bir çakallık var ama ben onu henüz çözemedim. Birazcık böyle araştırırsam çözeceğime inanıyorum ama böyle biraz vakit gerekiyor onun için. Şöyle bayağı bir akşam bilgisayar başına oturup eşek gibi böyle Hintli adamların videolarını falan araştırmak gerekiyor. Bir yolunu bulacağım yani ben onun. Bu olayı burada bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ama şu an için kare kare inceleyeceğiz yani. Cemre, bırtlara hoş geldin. Yılbaşında ne yapacaksın? Yılbaşında bir arkadaşımıza gidecektik ama son anda iptal oldu. Biz de baş başa geçireceğiz. Stella, bırtlara hoş geldin. Aşk-ı Memnu'dan bahsediyorum arkadaşlar ya. Aşk-ı Memnu incelemek istiyorum bugün. Çünkü geçen 30. bölüm mü 20. bölümde mi neydim ve çok farklı anlatmıştım size karakterleri. Karakterler o kadar böyle farklılaştı ki tekrar konuşmak istiyorum sizle. Çok eğleniyorum çünkü. Bir de kitaba da başladım Storytel'den ama kitap yani şöyle, kitap... biraz yavaş çünkü çok eski bir Türkçe kullanıyor. O yüzden çok yavaş ilerliyorum. Şu anda daha evlenmediler bile Bihter'le Adnan. Oh, daha başındayım yani kitabın. Biraz daha dinleyip ortalara doğru gelmem lazım ki güzel analiz yapabileyim yani. Ama merak etmeyin. Dizinin sonuna, final bölümünde yine bir analiz yaparım. Ve o zaman kitabı dinlemiş olurum tamamen. Kitabı da yetiştirmem lazım çünkü böyle doğru düzgün bir inceleme yapabilmek için. Naz, bırtlara hoş geldin. Bir sürü bırt oldu herkes. Cümleye bak yalnız. Bir sürü bırt oldu herkes. Adem, Melih, bırtlara hoş geldin.
Ya indirme kalitesinin düşük olması önemli değil ki YouTube'da. Yeter ki indirebileyim yani ama ona bile izin verilmiyor. Öyle işte. Ya Sihirli Annem izlemek ist yani kendim izlerim, eğlenirim ama çok çocuk dizisi o ya. Onu incelemenin bir anlamı yok yani. Ne inceleyeceğiz ki? Çocukları oyalamak için yapılmış dizi, bir dizi yani. Ana sınıfı dizisi gibi. Evet, şimdi arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Canlı yayının ekran görüntüsünde böyle bir poz verdim, böyle o kadar ebleh çıkmışım ki şu an ona baktım, çok komiğime gitti gerçekten. Şamil Havut, Bırtlara hoş geldin, umarım ismini de doğru okumuşumdur. 2022 favorilerin videosu gelir mi? Dizi, film, kitap, çizgi roman. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel fikir ha. Ama ne yaptın 2022'de diye sorarsan çok az yani o tarz içerik tükettim. Çok fazla film izlediğim, dizi izlediğim falan söyleyemem yani. Hep aynı dizileri, eski dizileri tekrar izledim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Office'i baştan sona izledim. Stranger Things'i baştan sona izledim. Bir sonraki kitap anketi ne zaman olacak biliyor musunuz? 2 hafta sonra filan olur muhtemelen. Çünkü bir iki tane çerez video yapmak istiyorum. Çok eğleneceksiniz. Bir tane ipucu vermek istiyorum. Düzen diye bir ipucu vereyim. Yani böyle kanalın temellerine ineceğiz. Böyle kanalda yıllar önce bir video yapmıştım ya. Sürpriz olsun diyordum ama yine ağzımdan kaçırdım. O tarz bir şey olacak işte. Daha fazla ipucu vermek istemiyorum. Melike Sert, Bırtlara hoş geldin. Avrupa Yakası'na da başladım aslında ama bilmiyorum, beni çok sarmadı ya. Ama aslında o zamanki yani o zamanı görmek için çok ilginç olabilir tekrar izlemek. Ama ben işte bak yeni şeyler tüketemiyorum artık. Her şeyi eskiden yapılmış şeyleri tekrar tekrar izleyip duruyorum deli gibi. Hayır, Marie Kondo olmayacak Jerome. Farklı olacak. Evet, İtalyan Panda. Marie Kondo olmayacak. Neyse, evet başlayalım artık incelemeye isterseniz. Ay çok heyecanlıyım. O zamanlar ben kaça gidiyordum biliyor musunuz? 2008 ile 2010'da başlamış. 2010 arasıymış bu dizi. Bir dakika. 2008 ve 2010 arası. Evet, çok az sürmüş ya. Normalde böyle bokunu çıkarırlar. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz da o yüzden işte. Biraz da o yüzden bu kadar seviliyor ve bu kadar izleniyor bu. Çünkü çok kısa ve tadında bırakılmış. Neyse, ben kaça gidiyordum biliyor musunuz? Lise 3'e gidiyordum. Lise 2'ye gidiyordum pardon, Aşk-ı Memnu başladığında. Bittiğinde de Aşk-ı Memnu liseyi bitirmiştim. İşte üniversite sınavına falan girmiştim. Siz kaç yaşındaydınız? Yani ben görüyordum sürekli bunu televizyonda. Siz kaç yaşındaydınız? Hatırlayan var mı? İlkokula, ortaokula gidiyor olan, liseye, üniversiteye gidiyor olan. Çok da yani böyle acayip eski gibi geliyordu bana ama çok da eski değil yani. 99'da 2003'te falan çekilmiş dizilere oranla bence yeni bir dizi. 2008-2010 arası. Sadece 14 yıl geçmiş ya üzerinden. Çok fazla geçmemiş yani. 14 yıl da çok fazla aslında ama neyse. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Sohbeti şöyle aşağı aldım. Ekranı şöyle büyüttüm. Ay çok küçükmüş bazılarınız ya.
Hiç hatırlıyor musunuz müziklerini falan televizyonda duyduğunuzu, gördüğünüzü? Ben şeyi çok hatırlıyorum. İnsanlar böyle deli gibi beklerlerdi. Yani böyle herkes, ama biliyor musunuz? Hani şimdi insanlar böyle siyasi olarak çok ayrıldı ya. İşte atıyorum sağcılar TRT'deki dizileri izliyorlar. İşte bilmem neydi ya, Diriliş Ertuğrul falan izliyorlar. İşte solcular farklı diziler izliyorlar. Hatta solcular, ya solcular değil mi de işte gençler falan genelde televizyon hiç izlemiyorlar. Netflix'e, YouTube'a, Disney Plus'a, Amazon'a falan kaydılar. Exxen'e falan, böyle streaming servislerden izliyorlar. Televizyondan dizi izlemiyorlar. O zaman böyle bir ayrım yoktu. Sağcısı da solcusu da, böyle toplum bu kadar böyle ayrışmış ve aşırı katı şeyler olmadığı için, çizgiler olmadığı için insanların arasında, insanlar böyle ortak bir bekleyiş vardı. Mesela tamam, evet, işte dizide içki içiliyordu, ahlaksızlıklar falan vardı. Aşırı yobazlar yine izlemiyordur. Ama yine de bence, mesela benim annem babam, ya annem en azından ve kız kardeşlerim bence bakıyorlardı ya. Ben hatırlıyorum yani, bizim televizyonlarda vardı. Siz izliyor muydunuz? Aşk İzliyor. mı? Yani Aşk-ı Memnu mu? Hı. Aşk-ı Memnu'yu izlemediler herhalde. Belki bizimkiler izlemiştir de ben izlemedim yani. Hmm. Televizyonda hiç görmedin mi? Tabii görüyordum canım. İşte bak. Belki annemler izliyordur yani. Ben izlemiyordum ama. Herkes izliyordu abi ya. O kadar böyle keskin hatlarıyla ayrışmış bir toplum yoktu o zamanlar. Ya mesela şey falan, Ekmek Teknesi falan vardı ya. Evet, Ekmek Onlar Teknesi de mesela, onları mesela... gerçekten herkes izliyordu. Hı. Ekmek Teknesi de mesela bence daha muhafazakar bir dizi, değil mi? Ya işte bir mahalle, böyle işte Aynen. herkesin birbirini tanıdığı falan bir mahalle muhabbeti. Ama herkes İşte. seviyordu, izliyordu Ha, mesela. herkes mesela şey demiyorduk. Öf ya, bu işte İslamcı dizisi, ben bunu izlemem falan gibi bir muhabbet yoktu yani. Herkes izliyordu her şeyi. Daha yani tamam, yine insanlar ayrı görüşleri vardı ama bu kadar böyle keskin hatlar yoktu, onu demeye çalışıyorum. Atakan Enes, iyi yayınlar demesini çok teşekkür ederim. 2 aydır bırtmışsın bu arada. Kızılcık şerbeti falan istemeyin benden, izlemeyeceğim. Ben böyle 20 yıllık dizileri izleyip yorumlayacağım. Neyse. Evet. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Ne yaptılar ikinci sezonda? Şu şeyi değiştirdiler. Arka planı. 2009 veya 2010 sanırım şu an. Böyle bir fotoshoot yapmışlar. Görebiliyor musunuz? Herkesi böyle siyah kıyafetler giydirip koymuşlar. Bir de bu zamanlar tam Alacakaranlığın çıktığı zamanlardı. Biliyorsunuz Alacakaranlığın logo komple çalıntı yani. Aşk-ı Memnu böyle o elma tutuyor ya, böyle kırmızı. Onu komple çalmıştı yani. Oha. Evet, aynısını yapmışlardı. Cürete bakar mısın? O zamanlar internet çok yaygın değil ya. O yüzden böyle istedikleri şeyleri rahat rahat çorluyorlardı yani. Facebook falan yeni çıkmıştı 2008'de. Ay, çay demleyeceğim dedin ya, canım çay çekti Aslı, biliyor musun? Ama şu an çay içemem. Niye? Önce yemek yemem lazım çünkü. Birkaç ikonik sahnesini biliyorum sadece. Zaten ikonik sahneleri bilmeyen yok. Bir de ben 2017 veya 2016 yılındayken iş yerimdeydim. Üsküdar'da çalışıyordum, bilgi evinde İngilizce öğretmeni olarak. O zaman her bilgi evinde bir sekreter oluyordu. Bizim bilgi evinin sekreteri de çok mal bir kızdı, tamam mı? Ve bu kız böyle çok yüksek sesle Aşk-ı Memnu izliyordu, tamam mı? Biraz da o yüzden de gıcık olmuştum. Üf, bu ne ya? İş yerinde gelmiş dan 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 Aşk-ı Memnu. Bir de çok salak bir dizi izliyor. Bu ne ya? Salak mı bu kız falan diyordum. Ama resmen var ya, o kadar heyecanlı. Bir de bence bu dizinin olayı ne biliyor musunuz? Mesela 60. bölüme geldim. Öyle yani, Bihter'le Behlül'ün aşırı seviştiği, aşırı böyle bir araya geldiği sahne falan yok. Yani sevişmeleri toplamda 3'ü 4'ü geçmemiştir. Ama öyle bir anlatıyorlar ki, böyle çok çekişmeli, çok heyecanlı. Her bölümün sonunda böyle öyle bir duruyorlar ki, mesela her bölümün sonunda "Ah! Ne olacak acaba? Adnan Bey ne yapacak? Yakalayacak mı Behlül'ü falan?" Hep böyle olduğu için insanlar bir de bir hafta bekliyorlardı.
O sahnede ne oluyor biliyor musunuz? Mesela böyle duruyor Adnan Bey, yakalayacak onları diyelim. Sonra böyle geçiyor, yürümeye devam ediyor mesela. O kadar manasız bir şekilde bitiriyorlardı ki diziyi aslında. Ama insanlar acaba ne olacak falan diye heyecanlanıyorlardı. Yani bence burada dizide en azından, kitapta nasıl da hatırlayamıyorum şu anda tekrar okumadığım için. Ama dizide en azından öyle acayip bir sevişme, acayip bir cinsel gerilim bilmem, buluşuyorlar da sevgili olmuşlar da. Yani aralarında toplasan 5-6 kere sevgilim mevgilim falan geçmemiştir yani. Ama bunun anlatılma şekli çok şey yapıyordu insanlara. O yüzden çok sürükleyiciydi bence. Yazmışsınız ki sekreter kız için. Oh my god, she's so me. Lise stajımda ben. Evet, maalesef o zamanlar o kızı anlayamıyordum yani, ne kadar sıkılıyor olabileceğini. Ama yine de en azından kulaklık falan tak abi ya, öyle olur mu? Geliyorsun Bilgi evine, çocuğunu kaydettireceksin, sekreter son ses daaan Aşk-ı Memnu izliyor. Benim hoşuma gitmezdi yani. Neyse. Herkes noodle ve çay yapmakla meşgul. Neyse. Böyle ne yapmışlar biliyor musunuz? Dizi tutunca herkes böyle siyah kıyafetini çekmiş. İşte böyle acayip bir bir de bence bu arkadaki duvar kağıdı iğrenç gözüküyor. Bir de sürekli altın varaklar ve mor. Herhalde o zamanlar dekoratif olarak mor modaydı, mor renk. Böyle iğrenç bir setting yapmışlar. Bir şeye böyle varaklı maraklı bir şeyin içine elma doldurmuşlar. Herkes böyle duruyor falan, böyle kasıntı bir şekilde. Aşkı arayan bir aşk hikayesi. Çok komik değil mi tipler ya? Hepsi siyah kıyafet giymiş. Beşir böyle uzakta şeye bakıyor, Behlül'e bakıyor. Firdevs Hanım oturuyor. İşte Nihal ile Peyker uzaktan karakterler. Çok alakaları yok onların senaryoyla. Firdevs Hanım tek başına duruyor. Bülent'in yere oturtmuşlar. Bülent var ya ki, o kadar kimse ilgilenmiyor ki Bülent'le. En çok Bülent'e acıdım. Mesela anne diyor Bihter'e. Bihter'in bir kere bile ona annelik yaptığını görmedim. Bir kere bile ilgilendiğini görmedim. Ve Bihter'i sürekli şöyle yakalıyorum arkadaşlar. Mesela tamam, çok zengin bir kadın olabilirsin. Ama yani evde bir şey yap değil mi en azından? O zamanlar Facebook falan yeni açılmıştı. İnsanlar böyle yavaş yavaş kıpır kıpır telefonda gezmeye başlamışlardı. Bihter mesela evde bir sahne olacak diyelim evde. Sadece böyle oturuyor. Mal mal. Böyle oturuyor. Yani ya da böyle kıyafetlerini kuru temizlemeye falan vermeleri için evdeki kadınlara bağırıyor falan böyle. Düşünsene, sadece oturan bir tip yani. Çok saçmaydı gerçekten. Bülent acıma büyüyünce Survivor'a katıldı. Ay evet ya, o kadar iğrenç laflar etmişti ki. Survivor'a katıldı, sonra şey dedi. Netflix'te bazı diziler var, ben annemle izleyemiyorum. Ya affedersin de yani amcık, her diziyi annenle izleyebilmen mi gerekiyor senin gerizekalı? Yani senin annene göre mi Netflix dizi yapsın? Ne kadar ya, düşünsenize bu kadar imkan. Ama şöyle de bir şey var, anlıyorum. Çocuk starlar hep böyle mal oluyor arkadaşlar. Çünkü çocuk starlık çok zor bir şey. Yani çok böyle ilgiyle büyüyorsun. Çok yani, bir de çalışıyorsun eşek gibi. Çalışma saatlerin falan var yani. Çok acayip bir şey. O yüzden oradan sağlam çıkan çok az insan var. O da işte yani bir yandan şey diye düşünüyorsun. Bu kadar güzel bir setin içinde olmuş, böyle güzel bir şansa sahip olmuş, bu kadar oyunculuk yapmış, nasıl bu kadar mal bir, kendini geliştirememiş bir insan olabilir falan diye. Ama gerçekten çocuk oyunculuk insanı çok yaralayan bir şey arkadaşlar. O yüzden neyse, yargılamayalım fazla diyorum. Neyse. Bir şey kaçırmadın Oğuz. Boş boş konuşuyorduk. Sadece şu şeye bakarak, postere bakarak. Behlül ve Bihter yan yanalar. Adnan Bey, şöyle göstereyim size bir dakika. Çok şey... birazcık şey yapmam lazım, küçültmem lazım sanırım görebilmeniz için. Ben çok büyüğüm. Adnan Bey oturuyor ve yanında da Nihal var. Ya da neyse ya, büyük olsun. Ya da şöyle yapalım.
Sanırım şimdi olacak. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim ya. O zamanlar tamam 2000'lerin başı değildi ama yine de aşırı zayıflık, anoreksiya derecesinde zayıflık var mıydı ya 2008'lerde? Vardı vardı. Çünkü 2008-2009 o zamanlar Kardashianlar falan çok modaydı ve zayıflık aşırı yaygındı o zamanlar. Paris Hilton, Lindsay Lohan falan böyle pop kültür ikonları hep aşırı zayıflardı. Mesela Bihter'in kilosu, Bihter'le Nihal benzer, aynı yaştalar değil mi? Bakmam lazım bir saniye. Beren saat kaç yaşındaymış? 38 yaşında. Hazal Kaya kaç yaşında? 32. 6 yaş var aralarında. Yani 18-20 yaşlarında. Bihter de 25 yaşlarında falan ama size aşırı zayıf gelmiyor mu ya Bihter? Bence aşırı, yani yaşına göre, 25 yaşına göre bence biraz fazla zayıf ya. Ama o zamanlar öyleydi işte. Evet evet sıfır beden meşhurdu o zamanlar. Ay sohbete bakamadım ya. Kaçırdığım olduysa çok özür diliyorum. Kaçırdın mı hiç? Mert çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demişsin. 10 aydır bırtmışsın. Seni kaçırmıştım. Seni okudum. Professional Madao. Evet, zayıflık hiçbir zaman out olmadı ama şu anda mesela bu konular daha rahat konuşulabiliyor. O zamanlar ya bana mesela Bihter yürüyor, böyle bacakları kürdan gibi kırılacakmış gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum. Yani 25 yaş için bilmiyorum ya. Sanki böyle ana karaktersin sen ve zayıf olmalısın baskısı mı vardı acaba üzerinde? Bilmiyorum. Olabilir yani. Çubuk kraker gibi yani kadın. Evet evet minyon Bihter ama şu anda mesela fotoğraflarımına baktığımda daha normal gözüküyor ya, bilmiyorum, neyse işte o zamanlar öyleymiş, işte ana karaktersen zayıf olacaksın, böyle bir kural. Çünkü yani neden mesela, gerçi Hazal Kaya küçük Bihter'den. Neden mesela Bihter Nihal, Nihal Bihter olmamış diyecektim de yaştan ötürüdür o. Oo, yeni fotoğraflar çekilmiş yeni sezon için. Behlül çok göt duruyor. Yani burada böyle aşırı pitch yapmaya çalışmışlar ama normalde dizide hüngür hüngür amcama yakalandım ne yapacağım ben falan diye panikleyen bir tip yani. Peyker niye böyle giyinmiş acaba? Kafasındaki şey cenazeye katılıyor gibi. Aa, bakın bakın buradan başlayacağım. En skandal bölümden başlamak istedim. Hatırlıyor musunuz? Ben size demiştim ki Nihal'in hiçbir suçu yok. O çok masum bir karakter. Adnan eve böyle bu kadar genç bir anne getirdiği için ve çocuklarla hiç ilgilenmediği için sırf böyle o kendinden milyonlarca yaş küçük kadınla birlikte olmak için çocuklarını ikinci plana attığı için Adnan suçlu demiştim ben. Ama Nihal'in karakter gelişimini gözlemledikçe sizi haklı bulmaya başladım. Gerçekten çok sinir bozucu bir karakter. Tamam evet, babası ilgilenmediği için ve mesela başında bir otorite yok. Matmazel de çok salak davranıyor. Mesela hiçbir zaman şey demiyor. Hayır kardeşim. Adnan da mesela şey demiyor hiç. Hayır ya Behlül ne alaka kızım, biraz dışarı çık. Bir etrafına bak.
yani evdeki kuzenine niye halleniyorsun? Manyak mısınız siz? Hayır hayır falan deyip böyle yurt dışına falan yollaması gerekirken, değil mi, böyle eğitimiyle falan ilgilenmesi gerekirken, 19 yaşında ne evlenmesi, manyak mısınız siz kardeşim demesi gerekirken, onların o davranışlarını enable ediyor Adnan. Bu zaten babalık değil yani. Hadi onu geçtim. Matmazel güya işte bu çocuklar bana emanet tribinde ya. Şey demesi gerekmiyor mu ya? Nihal aklını başına topla falan. O da böyle artık Behlülcü olmaya başlıyor. Ya evet ya, Behlül seni seviyor aslında falan diye resmen kızı kandırıyor. Aşırı karşı çıkması lazım böyle. O kadar pasif bir karakter ki sadece böyle diye bakıyor Matmazel. Beni çok uyuz etmişti o hareketleri. Uzaktan böyle düşünceli düşünceli bakıyor sadece mal mal. Sohbete bakıyorum bir şey kaçırmamak için şu anda. Öf ya, boş boş lütfen skinny shaming falan demeyin. Skinny shaming diye bir şey yok. Hiç o konuyu açtırmayın bana yani. Kimseyi shamedim yok. Bu bir ayrıca zaten toplumda dezavantajlı olmayan bir toplumda dezavantajlı konumda olmayan insanları şeyimlemek onlara herhangi bir yıkım, toplumsal bir yıkım getirmiyor yani. Neyse, bunlar çok uzun konular. Bir ara podcast'te konuşuruz. Skinny shaming falan yok. Ya evet evet, tabii ki romanla karşılaştırdığınızda mutlaka roman, yani romanı böyle tam olmasa da takip etmek zorundalar ya romanın senaryosunu. O yüzden de olabilir bazı şeyler. Okey, ona da katılıyorum. Ama ben hani sadece diziyi eleştiriyorum şu anda. Evet evet, yani Nihal'in başında kimsesi yok. Ve çocuk kafayı yemiş o yüzden. Anlatabiliyor muyum yani? Şu an yapacağı harekete bakın mesela şimdi. Resmen zorla kendini Behlül'e yamamaya çalışıyor. Aptal. Podcaster. Çok teşekkür ederim. Polonya'dan katılıyorsun galiba. Çok özledim Polonya'yı, biliyor musun? Bazen Google Maps'ten girip bakıyorum. Yurduma falan, okuluma. Orada Erasmus yaparken gezdiğim sokaklara falan. Neyse. Bakın şimdi. Behlül uyuyor. Bakın ne yapacak. Böyle birazcık seviyor Behlül'ü falan. Ondan sonra nasıl o sahneye getirebilirim? Bir dakika. Öf, öpüyor işte, anladınız. Bildiğin taciz ya. Taciz uyurken öpüyor adamı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tacizci misin sen? Zaten Adnan hani Bihter'e tecavüz etmişti ya, o bölümde benim için bitti Adnan tamamen. Yani asla ne olursa olsun. Bir de yorumlarda beni kudurttular biliyor musunuz? Yorumlarda millet yazmış ki. Olabilir ama sonuçta o da aldatıyor bilmem ne. İşte hiç sevişmiyordu. O yüzden Adnan'ın yaptığı doğru. Kaçınılmazdı. Ne alaka gerizekalılar, öyle bir şey olduysa bile tecavüz mü etmesi gerekiyor? O kadar sinirlerimi bozmuştu ki o yorumlar. Hepsine tek tek böyle açıklıyorum. Gerizekalı mısın sen ya? Tecavüz hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz. Tecavüz bir suçtur falan filan diye insanlara anlatmaya çalışıyorum böyle falan. O bölümde zaten bitti benim için Adnan. Ve zaten böyle çok vuka, yani aptalın tekiydi. Ne karısı yani eş seçimi, ne çocuklarıyla ilgileniş şekli asla hoşuma gitmemişti. Gerizekalı kart zamparının. Bir de bunu yapınca benim için tamamen bitti. Bir de üstüne şimdi Nihal de babası gibi tacizci çıktı ya. Behlül'ü öptün. Ne demek ya? Birini uyurken nasıl öpebilirsin? Böyle kendine hak görüyor bir şeyleri. Sonra kaçıyor biliyor musunuz? Böyle geri şey yapıp koşup kaçıyor böyle odasına. Ve Behlül o kadar rahatsız oluyor ki. Böyle çok tuhaf hissediyor. Yani yani tacize uğradığının farkında aslında. Ve çok tedirgin oluyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Bakın şimdi. Aa, Gizem Ege'li bokun için çok teşekkür ederim.
Evet, sonra senaristler hiçbir şey olmamış gibi evliliği devam ettirdi. Üstünde durmadılar o sahnenin. Belki kitapta öyle olduğu için olmuş olabilir. Kitapta öyle bir sahne var mıydı bilmiyorum ama eğer yoksa ve gerçekten dizi için sansasyonel olsun diye yaptılarsa çok iğrençmiş. Ha, kitapta da varmış diyorsunuz. Okey. Neyse. Behlül şimdi aşağı iniyor, tamam mı arkadaşlar? Önce Bihter'in odasına. Şimdi Adnan'la Bihter aynı odada yatmıyorlar artık. Adnan böyle bir aralarında böyle bir karar alınmıştı gibi bir şey olmuştu. Adnan aşağıdaki odada yatıyordu. Önce geliyor Bihter'e bakıyor. Ondan sonra Bihter de uyumuyor. Uyumuyormuş numarası yapıyor ama. Ondan sonra aşağı iniyor. Ve orada gerizekalı bari odana gitti mi? Niye mutfağa iniyorsun? Manyak mısın sen ya? Bildiğin mutfağa iniyor. Buzdolabını açıp bir şeyler yapıyormuş gibi davranıyor şeyden, panikten. Ondan sonra Behlül de işte ne oldu falan. İşte su almaya geldim. Ben de acıktım, bir şeyler yiyeceğim falan. Birbirlerine böyle yalan söylüyorlar. Sonra bu bir de var ya, bu o kadar sinsi bir karakter ki ne zaman kilit bir olay olacak olsa mutlaka neydi bu kızın adı? Bu kadının adı daha doğrusu. Neydi? Şu Rus kadının adı neydi ya? Firdevs Hanım'ın hizmetçisinin. Eda, Bırtlara hoş geldin. Katya, Katya, tamam. Abi bu Katya nerede böyle acayip bir olay olacak olsa o kadar cin gibi ki her şeyi takip ediyor, her şeyi görüyor. Sonra Behlül gidiyor ve Nihal falan yapıyor ve Katya bunları görüyor ve bunların arasında böyle aşklı maşklı bir diyalog yaşandı falan diye düşünüyor. Ondan sonra Behlül'ü görüyor ve hemen gidiyor tekrar yatmaya, tamam mı? Şu gözlere bakar mısın? Ne kadar hin ya. O kadar çakal ki her şeyi görecek, her şeyi duyacak ve Firdevs'e anlatacak. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçeğinde ne olurdu biliyor musunuz? Behlül Nihal'le hayatta muhatap olmazdı. Hadi Bihter'le işte hiç öyle. Bu arada mesela dizide şimdi günümüz Türkiye'sinde çok böyle ben sensiz ne yapacağım, ölürüm sensiz falan böyle konuşuyorlar Bihter'le. İki kere mi üç kere mi ne sevişmişler ama sürekli telefonda ah ben sensiz ne yapacağım, içim yanıyor, acıyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekli hayat çok daha ya böyle filmlerdeki gibi bu kadar romantik değildir. Muhtemelen işte otelde orada burada zartta zurtta buluşup sevişirlerdi ve sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmadan hayatlarına devam ederlerdi. Ve bence Behlül karakteri kitaba göre hareket etmeseydi bu evde mutlaka Katya ile de flört ediyor olurdu. Milf falan hesabı. Çünkü Behlül öyle sapık bir karakter. Barda filan gördüğü bütün kadınlara neredeyse sulanıyor. Neyse, ertesi gün oluyor. Firdevs Hanım nedenini anlayamadığım bir biçimde aşırı mutlu ve keyifli. Muhtemelen Nihal'le Behlül'ün arasındaki işte diyalog kızı şey olmayacak ya, aldatamayacak ya Adnan'ı. O yüzden onu çok mutlu ediyor. Sohbeti de takip etmeye çalışıyorum neler diyorsunuz diye. Andrew Tate izlerdi. Bence de. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Behlül bir bölümde aa çok komik bir video buldum diyor. MySpace'ten bir video gösteriyor. Laptopları da böyle var ya, o kadar eski ki çok komikti gerçekten. O zamanki laptoplar bana hiç eski gelmiyordu o zamanlar. Şimdi aşırı kalın geliyorlar böyle kaset gibi. Oradan gösteriyor, MySpace'ten gösteriyor videoyu. Bir kadının beşiz çocukları var. Şimdi belki araştırırsanız yine bulursunuz. Çok eski bir video. Dur hatta ya bulacağım.
Hah, buldum. Laughing quadruplet babies. Beşiz, pardon, dördüz bebekler gülüyor. İşte anne güldükçe bebekler de gülüyor falan filan, tamam mı? Bu videoyu gösteriyor. İlirosam, 25 aydır bırtmışsın. Helal olsun ya. 2 yıldır, 2 yıldan fazladır bırtsın. İyi yayınlar Pankek ve 404'e benim için. Çok teşekkür ederim, öperim. Bir tanesi burada uyuyor, bir tanesi içeride uyuyor. Neyse işte Behlül bu video çok komik falan diye falan diye gülerek bunu Bihter'e gösteriyor ve Nihal'e gösteriyor. Ve düşünsenize ya, o zamanlar internet o kadarmış yani. Behlül gibi bir adam çok alakasız bir videoya gülecek yani. Hiç ala, yani normal şartlarda Behlül gibi bir profilin asla alakası olmayacak. Bir anne ve çocukları hihi gülüyorlar falan. Normalde olsa Behlül'ün izleyeceği şeyler belli yani. İnseller, Andrew Tate falan filan. Reddit'teki o insel şeylerinde, forumlarında falan takılacak birisi yani. Gerçi Chad diye tanımlarlardı sanırım Behlül'ü. Çünkü Behlül sonuçta kadınlarla diyalog kuramıyor falan bir tip de değil yani. Değil mi? Neyse, Hande Pitti bırtlara hoş geldin. Podcaster bırtlara hoş geldin. Ay. Öyle işte. Devam edelim. Bihter'le Firdevs konuşuyorlar ve Bihter kızıyor. Niye olduğunu anlamadım bir şekilde. Ha şey için kızıyor. Nihal'in hakkında sürekli Behlül'ü sokuyorsun. Bu arada resmen Nihal'le Behlül'ün olayı Firdevs Hanım ortalığı karıştırdığı için olan bir şey. Ve kadın gerçekten ortalığı karıştırmakta ve hiç olmayacak şeyleri oldurmakta o kadar başarılı ki inanılmaz yani. Bu dizide ana bir villain yani kötü karakter varsa bu Hilmi Önal falan değil. Kesinlikle önce Firdevs Hanım. Sonra Adnan, sonra Hilmi Önal. Sonra da Bihter'le Behlül. Sonra da Nihal. Böyle gidiyor karakterlerin kötülük seviyeleri arkadaşlar. Çünkü ben hayatımda bu kadar içten pazarlıklı, bu kadar kötü bir karakter görmedim gerçekten ya. Kadın resmen şey, kötü olmak için kötü yani. Başka hiçbir şey için değil. Resmen kendi kızının hayatı, evliliği kurtulsun diye ailedeki küçücük kızı gidiyor sapığın tekine yamamaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay, dizi döneminde çok türemişti Behlül Türevi çocuklar. Hepsi tacizi çapkınlıkla karıştırıyordu. Hala o tipler var. En azından çok özgüvenli değiller eskisi gibi. Evet, bir de Behlül hani sonuçta zengin çocuğu ya, onun verdiği de bir böyle cüret oluyor bazen. O tiplerde böyle arabam var o yüzden bütün kadınlar bana bakacak falan gibi düşünen tipler. Neyse. Bihter çok kızıyor. İşte neden Nihal'i şey yapıyorsun? Ama o aslında Nihal'i düşündüğü için kızmıyor yani. O da Behlül'le aşk yaşamak için bunları söylüyor. Niye Nihal'in başına sarıyorsun Behlül'ü falan diye. O da işte evliliğini kurtarıyorum senin. Mutlu olman gerekiyor durumdan dolayı falan filan diyor. Baksanıza mesela şu an curvy olmak moda. Normalde aşırı yani hani mesela bu zayıflık ideal güzellik kabul ediliyordu. Şu anda mutlaka böyle popo estetiği falan yapıyorlar. Bu arada şu anki de ideal demiyorum. Herkesin kendi vücudu kendine ideal. Ama sadece o zamanlar moda olan, eğer televizyonlara çıkmak istiyorsan, eğer işte toplumun seni güzel kabul etme, yani toplum tarafından güzel kabul edilmek istiyorsan mutlaka böyle zayıf olman gerekiyordu. Herhangi bir şekil şükül olmasına vücudunda gerek yoktu. Şu anda daha da garip bir noktaya evrildi her şey. Götünün büyük olması gerekiyor fiziğinin güzel sayılabilmesi için. Memelerinin de biraz büyük olması gerekiyor falan. Çok değişik bir yere evrildi yani her şey. Güzellik standartları falan. Neyse, Adnan'la yalandan konuşuyor. Bir de şey, Bihter Behlül'e diyor ki bazen işte sana çok acıyorum. Sen bizim, ya zaten seninle daha muhatap olmayacağım. Sen sadece kendini düşünen bencilin tekisin falan filan diyor, tamam mı? Sonra tekrar ama bir araya geliyorlar. Böyle çok toksik bir ilişki. Ama şey diyor sürekli. En azından ben Adnan'ı seviyorum, ona aşığım. Ama sen Nihal'i sevmiyorsun. Saçını bile Nihal'den daha çok seviyorsun filan diyor.
Hatta o bölümlerde, ileriki bölümlerde Behlül saçını kestirmişti sırf Bihter'e şey olsun diye, laf çakmak için falan. Ama şey diyor mesela, ben Adnan'ı en azından seviyorum. Ulan nereye seviyorsun Adnan'ı? Yani adamla hiçbir alakası bile yok ya. Bir araya geldiklerinde bile akşam oluyor. Hemen mesela toplaşıyorlar ya, aile fertleriyle sohbet edilecek, bir şey yapılacak falan hemen. Ben yatacağım, çok yorgunum falan deyip gidiyor ve yatakta Behlül'le falan konuşuyor. O kadar nefret. Yani hiç umurunda bile değil kocası var mı yok mu, çocuğu var mı yok mu, kimseyle ilgilenmiyor. O kadar özellikle o tecavüz bölümünden sonra ve kaza bölümünden sonra o kadar Bihter kendi kendine bir karakter ki. Hani bu mesela American Horror Story'de var. Karakterlerin birbirleriyle bağları çok kopuk. Mesela ilk sezonda Violet'ın ne yaptığını bilmiyorlar. Okula mı gidiyor? Aileler her sabah kahvaltı eder. Her akşam akşam yemeği yerler. Ne bileyim, birbirleriyle ilgileri olur. Günlerce etraftan kayboluyor birileri. Kimsenin umurunda değil. Bihter de öyle. Mesela hiç kimseyle uğraşmıyor. Kimse umurunda değil ama herkes onu öyle kabul etmiş mesela. Çok garipti. Dizide bunu çok fark ettim yani. Ömer Bırtlar'a hoş geldin. Adnan. Adnan diye mi okunuyor? Adnan diye mi okunuyor bilmiyorum ama ben Adnan diyorum. O yaşlı adam var ya şeydeki. Onun da konuşması çok yavaş. O kadar gıcık oluyorum ki hızlıya alıyorum o konuşurken. Mutfakta bir tane amca var. Yemek yapıyor, aşçı. Adnan Bey, Adnan Bey falan diyor. Uyuz oluyorum. Neyse. İşte iş güç muhabbetleri. Hilmi Önal, Zart Zurt falan filan. Böyle durup dururken bir de sürekli evdekileri, mesela ne zaman Behlül'le arası bozulsa evdekileri azarlıyor. Mutfaktakileri azarlıyor Bihter. O kadar uyuz oluyorum ki bu huyuna. Tıpkı bir Karen gibi davranıyor. Kahve getiriyor mesela. Diyor ki, niye kahve getirdin? E her gün bu saatte kahve içiyorsunuz, o yüzden hani iyilik olsun diye getirdim efendim. Herkes çok işgüzar bu evde. İş güzellik yapmaya gelince herkes işgüzar. Ama bilmem ne yapmaya gelince herkes bilmem ne falan diye böyle sürekli aşağılıyor, bağırıyor, çağırıyor. Boğmak istiyorum onu gerçekten ya. O kadar sinir ediyor ki beni. Behlül'e sinirlenip evdeki zavallı insanlardan çıkarması sinirlerini. Salak mısın Cemile? Süleyman Efendi, evet. Yaşlı aşçı. Behlül spor yapıyor, arıyor ama cevap vermiyor falan. Bu arada Nihal de psikoloğa gidiyor, tamam mı? O kadar garip ki psikolog da mesela Bihter arıyor, açıyor telefonu. Konuşuyordu Bihter'le, öyle hatırlıyorum ben. Ya da meşgule mi atıyor ama resmen konuşuyor yani, psikolog da bakabilirsin diyor. Normalde terapide telefonunuzun sessizde olması gerekiyor bence. Bakmamanız gerekiyor. Ve bence Nihal'in daha yaşına uygun, kendisini anlayabilecek bir terapiste gitmesi gerekiyor. Gitmişler aile terapisti diye yaşlı bir dedeyi koymuşlar oraya. Güya ona bütün derdini anlatacak ve iyileşecek falan. Adam da zaten sürekli Nihal'in, hani Nihal'le Behlül'ün arasında bir şey olduğunu anlıyor. Yani Nihal anlatıyor gibi oluyor. Ve Adnan'a tam isim vermese de Adnan'a bunu söylüyor gibi bir şey oluyor. Yani bilmiyorum ya. Hiç etik gelmedi bana. Yani o sahneyi hiç düzgün yapamamışlar bence, psikologun sahneleri. Ne demek ya, terapide telefonu çalacak. Alo, ne haber, ne yapıyorsun falan diyeceksin. Telefonu çantana koyarsın, sessizde kalır. Terapiye odaklanırsın yani. Yerli imam. Psikologun koltuk desenleri kalp benim psikolojim. Gerçekten. O kadar boktan bir dekor ki psikoloğunki de. Yemin ederim aynı evde olduğuna eminim yani. Yalıda gibi gözüküyor tavanlar, o kadar yüksek ki. İşte bir şeyler anlatıyor falan filan. Terapist de anlıyor Behlül'den bahsettiğini, zart zurt. Sonra spor salonuna gidiyorlar. Bu arada Ma aile aynı spor salonuna gidiyorlar. Behlül, Bihter,
Peyker, Nihal hepsi aynı spor salonuna gidiyor ve sürekli karşılaşıyorlar ve böyle çok tuhaf awkward muhabbetler oluşuyor. Ay bir şey söyleyeyim mi? La la lolo aşırı merak ettim demişsin ya, sizce şu an Aşk-ı Mümnu karakterleri ne yapıyordur? Mesela Bülent şirketin başına falan mı geçmiştir? O son bölümden sonra ve kitabın sonundan sonra ben de aşırı merak ettim. Mesela Nihal o psikolojiyle nasıl hayatta kaldı? Acaba ne yaptı? Beşir öldü zaten. Bir de Beşir'in ölümü de çok koyacak Nihal'e. Adnan Bey ne yaptı? Aldatıldığını anladı. Mesela o boynuzlarla nasıl hayatına devam edecek? Ondan sonra Bülent zaten anne de gitti. Nihal de gitti. Behlül zaten ne yapacak onu da bilmiyoruz. Mesela şey de düşündüm. Keşke birisi bir fanfiction yazsaydı. Aşk-ı Memnu'nun devamı olacak şekilde. O kadar var ya keyifli okurdum ki size anlatamam. Belki de vardır Wattpad'de falan ama. Yani böyle 3-5 yaşında çocuklar tarafından değil de. Adam akıllı hani edebi yönden kendini geliştirmiş. Yani yazarlık tecrübesi olan falan birisi. Bir fanfiction yazsa. Acaba karakterlere ne oldu bu intihar olayından sonra? Onu böyle öğrensek falan. O kadar hoşuma giderdi ki böyle bir şey. Bülent o travmadan sonra Batuhan Karacakaya oldu. Çok haklısın. Neyse. Telefonu kes bu arada. Benim... Bir şey söyleyeyim mi? Ben üniversitedeyken 2010-2013 arası bu telefonu kullandım arkadaşlar. Behlül'ün bir de Behlül bir ara iPhone kullanıyordu. Sürekli telefon değiştiriyorlar biliyor musunuz? Bir Bihtar kullanıyor Nokia'yı, bir Behlül kullanıyor. Bir karar verin abi ya. Hani biz durduramayacağız ya nasıl olsa. Diziler öyle yapılıyordu bence. Nasıl olsa durduramaz. Yani inceleme şansları yok filan. Bence öyle çekiliyordu. Çünkü bir tane bölümde bayağı bir hemşire Nihal'i tekerlekli sandalyeye götürürken gülüyor. Nasıl olsa belli olmaz ya falan diye bence televizyonda geçer falan diye düşünüp üzerine şey yapmamış olabilirler, düşünmemiş olabilirler ama şimdi her şeyi didik didik durdurabiliyoruz. Bence bu çok kötü oldu onlar için. Çok rezil bir telefonmuş bu arada ya. Vallahi çok zormuş kullanması. Şu anda gördükçe fark ediyorum. Çok küçük tuşlarmışlar. Bayılırdım ama ben bu telefonu biliyor musunuz? Çok severek kullandım. Bozulana kadar. Neyse. Yine bakın şimdi. Bihter sadece oturuyor. Sadece oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Camdan bakıyor boş boş. Bu kadar boş bir insan olabilir mi ya? Sadece boş boş oturuyor. İnsan delirir ya. Bu kadar hayatsız bir insan görmemiştim. Bülent bir bölümde topallayarak sahneye giriyor. Çıkarken yürümeye başlıyor. Ay. Bak şimdi bakın bu sahne. Niye getirdin? İşte çünkü bilmem aynı saatte kahve içtiğiniz için getirdim. Bu evde de herkes iş güzel oldu falan filan diye böyle fırçalamaya başlıyor ya. Kızcağız sana kahve getirmiş gerizekalı. Bir de yani ne cesaret ya. Yani mesela Cemile sinir olup bundan sonraki kahveni tükürebilir de. Değil mi? Nasıl bunu göze alıyorsun? Ben mesela asla böyle yemeğimi, suyumu getiren insanlara saygısızlık edemezdim. Sıçabilir bile ya onun içine yani. Her şeyi yapabilir. Sadece Damla bir aydır üyeymişsin. Bir aydır bırt olduğun için teşekkür ediyorum. Bir ara Adnan Bihtar ayakta duruyor diye canım sen yorulma demişti. Evet sürekli Bihtar ay yorulmasın bilmem ne. Bu kadar prenses bir insan görmemiştim ya. Neyse. Mutfaktaki. Bir de var ya arkadaşlar bu diziyi ne zaman izlesem sürekli çay kahve içiyor mutfaktakiler. O kadar yani böyle bir keyif olamaz ya. 7-24 çay kahve içiyorlar. O kadar canım çekiyor ki hemen kendime çay koyuyorum bunlar çay içerken. Bir de şurada sürekli bir kek oluyor. Bence var ya
Ya dizinin oyuncuları falan da sürekli çay falan içiyorlardı. Takıldığım detaylara bakın yalnız. Ben böyle izliyorum arkadaşlar dizileri. Didik didik izliyorum. O kadar çoğu insanın sıkıcı bulacağı detaylar ki bunlar. Ama benim hoşuma gidiyor böyle inceleyip size anlatmak. X'de Hamza Ayar. Allah aşkına Hamza. Bu nasıl okunuyor bu ismin? Ben seni 9 aydır gür osuruksun. Sürekli yazıyorum video sonlarına da ama nasıl okunuyor ismin asla bilmiyorum. 9 aydır gür osuruk olduğun için teşekkür ediyorum. Yine dramalar, konuşmalar, zartlar ve zurtlar. Bu adamın tipi de öldürüyor beni. Sürekli herkese kızıyor. Evdekilerin dedikodularını yapmayın diye. Firdevs biriyle buluşmaya geliyor sanırım. Aa, burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ya var ya Firdevs o kadar kötü bir karakter ki Elif'i sırf Behlül'le evlensin de bizim hayatımızdan siktirsin gitsin diye Paris'e gitmesini engellemişti. Orada o kadar güzel bir iş teklifi almıştı ki Elif onu engelletmişti bu adama, ajansın sahibine. Şimdi de diyor ki Paris'teki teklifi tekrar geri getirin, Elif siktirsin gitsin. Hani ayrıldılar ya, nişanı attılar ya. Ondan sonra adam da ha tamam okey diyor. Sizin güzel hayatınız için. Yani böyle Elif'in kaderi Firdevs Hanım'ın parmaklarında oynatıyor kızı. Ben burada zaten karar vermiştim. Yani hayatımda ben bu kadar kötü bir insan görmedim. Sırf kötülük yani. Cadı gibi bir şey yani. Cadı derken tabii iyi cadılar da var. Bizim şeyimizde. İzlediğimiz, tükettiğimiz medyalarda iyi cadılar da var. Benim bahsettiğim hani Salem'deki tarz cadılar. İnsanların böyle küreyle kaderlerini belirleyip insanları öldüren işte cadılardan bahsediyorum cadı derken. İnsanlar çünkü kızıyorlar. Ne demek ya cadı? İşte kötü kadınlara cadı diyerek yıllar, yüzyıllar önceki bilmem neyi bilmem ne ediyorsun falan. O yüzden ekstradan açıklamak istedim bunu. Aşk-ı Memnu'da hangi karakter olmak isterdim biliyor musunuz? Sen kim olmak isterdin Aşk-ı Memnu'da? Bilmiyorum ben diziyi. Ya biliyorsun ya kaç Vallahi bilmiyorum. yaşında aşkım. Vallahi Ya bilmiyorum. işte Adnan zengin, iş adamı, Bihter genç karısı, Nihal kızları, Behlül. Sen kesin ya Behlül ya Adnan olmak isterdin. Ya da Nihat Yok, var, Nihal Nihat. olmak isterdim ya. Zaten iki tane erkek var onların. Fatih kesin Nihat olurdu. Çünkü Nihat o kadar böyle olaysız, işinde gücünde bir insan ki. Sadece işine gücüne bakıyor. Hamza nasıl okunduğunu söyledi mi isminin? Allah aşkına. Onu şu anda bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Neyse. Ben kim olmak isterdim biliyor musunuz? Nihal olmak isterdim. Ama ama şöyle ama Nihal de olmak istemezdim ya. Sonuçta anne söylüyor üstüne üvey anne geliyor falan. Kim olurdun ya? Vallahi ben diziyi bilmediğim için bir şey söyleyemem. Biliyorsun diziyi aşkım. Üf, diziyi bilmemek Vallahi imkansız. bilmiyorum, manyak mısın Dur 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 ya. Kim olsaydım? Yok ya. Bihter olsam bu sefer çocuklar var. Çocuklarla uğraşmak istemezdim. Durduk yere iki tane çocuğun olacak. Pelin olurdum ben herhalde ya. Pelin zengin ailenin kızı ya. Ama Nihal olsaydım eğer o zenginliğin var ya gerçekten son damlasına kadar o zenginliği kullanırdım. Sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Satranç oynuyor Fatih şu anda. Oğlum. Oh. Sevgilim yapma. Balıkçı Rıza. Ben Nihal olmak isterdim ama kesin kader bana Balıkçı Rıza ile layık görürdü. O ayrı bir şey arkadaşlar. Ya da Nesrin'i layık görürdü kader bana. Behlül olmak isteyen var Allah aşkına ya. Gerçi ama Behlül de yetim arkadaşlar.
Annesi babası yok. Bu çok büyük bir şey. Neyse. Neyse işte. Ay az daha videoyu oynatıyordum. Kapanacaktı yayın. Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl yapıyorsun? Kapanmıyor mu şu anda? Hayır, sadece kareleri gösterdiğim için kapanmıyor. Allah Allah. Mevzulara bak ya sen. Oo, ben 50. bölümü böyle bir kilit nokta olarak düşündüğüm için 50. bölümden başlattım ama daha Elif var ya. Elif sonradan gidiyor diziden. Bu arada Bihter sürekli uzun İngilizce öğretmeni çizmeleri giyiyor arkadaşlar. Ama kimse Bihter'le İngilizce öğretmeni diye dalga geçmiyor. Hepiniz benle bir kere gri uzun çizmelerim vardı. Story'me atmıştım. Hepiniz benle İngilizce öğretmeni çizmesi diye dalga geçmiştiniz. Ben aslında çizme giymeyi çok severim. Ama sizin yüzünüzden soğudum resmen. Neyse, Behlül Spor'dan geliyor. Konuşuyorlar Bihter'le. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Zaten Kanal D Demirören grubu. Ya bu kadar deccal bir yayın grubu olamaz arkadaşlar. Telif melif yok ha. O Müzik zaman falan yok. Demirören'de olmayabilir mi? Hayır, şu an Demirören'de. Şu anda mı? Şu an olabilir de. Bilmiyorum şu an. Şu an Demirören'de aşkım. Ha, tamam. Yani Niye? dizi dönemiyle ilgili bir şey söyleyeceğini zannettim de. O zaman değildi çünkü sanki. Ha ben hayır, ben şu an şeyle ilgili söyleyeceğim. Anladım yani şu anki YouTube Ha, politikaları ya. YouTube politikaları ile ilgili. Resmen en senaryonun dizinin en kritik diyaloglarını YouTube'da sessize almışlar. Çünkü biliyorlar ki biz mesela asla kendi web sitelerinde izlemek istemeyeceğiz. O yüzden telifle alakasız bir şekilde, müzikle alakasız bir şekilde senaryonun en kilit, en önemli diyaloglarını, en böyle şey kısımlarını, kritik kısımlarının sesi kapatıyorlar. Oha. Böyle 2-3 dakika falan ses O olmuyor. yüzden mi yapıyorlar? Çünkü müzikle ilgisi yok. Ezel'de de vardı öyle şeyler. Ha. Kuzey Güney'de de vardı aynen. Ezel Kuzey Güney de kanalda değil mi? Bilmiyorum. Demirören'in. Olabilir, bilmiyorum. Kesinlikle öyle yapıyorlar. Bak bu kadar deccal bir yayın politikası olabilir mi? Resmen diyorlar ki gelin bizim kendi web sitemizden izleyin. Ve web sitelerine girdim arkadaşlar. Resmen şöyleydim. Bomb gibi. İzlenmiyor. Reklamların arasından şöyle sıvışmaya çalıştım yani. Ve birkaç tane kilit diyaloğu o şekilde dinledim. Ama sonra dedim ki ya sikerler, gerçekten buna değecek bir dizi değil dedim. Ve Vallahi dinlememeye başladım artık iyi. yani. Dinleme daha iyi. Ağızlarını, dudaklarını okumaya çalışıyorum. Yorumlarda da öyle diyorlar zaten. Artık dudak okuma uzmanı oldum diyorlar. Ama gerçekten bu bence çok ayıp, çok hani şey bir yayın tekniği. Böyle predatory ne demek? Böyle sömürücü diye çevrilebilir belki. Çok şey hani öf işte. İzleyici, ben senin izleyicinim zaten. Bana neden böyle beni avlamaya çalışıyormuş gibi davranıyorsun, değil mi? Böyle kazıklamaya çalışıyormuş gibi davranıyorsun. Ben öyle hissettim ya. Kazıklandığımı hissettim izlerken. Aşırı sinir oldum. Demirören'de Doğan Medya. Doğan Bilmiyorum. medya. Sonuçta hepsi AKP'ye bağlı değil mi? AKP hepsini satın almıştı benim hatırladığım Oğlum kadarıyla. saçma sapan konuşma. Evet. Öf. Ben Demirören diye hatırlıyorum Aşkı Memnu'yu. Çünkü bana telif maili geldiğinde Demirören'den Şimdi gelmişti. bak şu anda onlarındır belki. Ama eskiden Doğan'daydı. Eskiden hangi kimin Doğan'da olduğunu fark etmiyor benim için şu an. Ben şu an bana telif atanlardan ve diziyi yayınlama politikasından bahsediyorum. Çok tuhaf bir politikaları var ve sevişme sahneleri değil, öpüşme sahnelerini bile kesmişler. Bu da beni çok rahatsız etmişti. Adım Hamza, soyadım Ayer, böyle okunuyor. Hamza Ayer. Ay çok teşekkür ederim Super Chat'in için ya. Bunun için sırf Super Chat aldıysan çok üzgünüm gerçekten ama göremedim.
XT Hamza Ayar. Doğru okuyorum o zaman. Okey. Neyse. Uyuz etmişti beni bu durum. Mesela nasıl seviştiler, nerede seviştiler, kaç kere seviştiler bunu tam net bilmiyorum. Ama en fazla 4 arkadaşlar. Maksimum 4 yani. Onu kesin söyleyeyim size. Maksimum 4 kere seviştiler ve 60 bölüm, 80 bölüm boyunca bu cinsel gerilimi ve işte aralarında ne oldu, ne olmadı? İşte kaçacak mıyız, kaçmayacağız? Hayır. Ben amcama ihanet edemem. Ama amcan sana böyle işte bilmem ha sen zaten böylesin, öylesin. Sonra tekrar bir araya geliyorlar. Sensiz yapamıyorum. Zarf zaten falan. Zaten size o yüzden zaten. Yani o dönemde onu satıyorlardı sürekli. Yani onu satıyorlardan kastım şu. Sevişmek yok. Yok yani sanki sürekli varmış gibi. Evet sürekli varmış gibi anlatılıyordu. Ve şey zaten öyle olsa kimse izlemez ki. Çok sıkıcı olur, aptalca olur. O gerilimi izliyorlar ya millet işte. Evet evet doğru doğru sürekli sevişseler de bir anlamı olmaz. Tabii canım o zaman yani. Ama bana şey uyuyor, saçma geliyordu. Bunlar takılıyor gibi olurdu anladın evet, mı? Evet ama bana şey çok saçma geliyor. 3-4 kere yani en fazla 3 kere falan sevişiyorlar ve birbirleriyle sürekli aşk, bir tanem, işte sen bensiz kıyamam falan böyle. Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Amına koyayım. Yani gerçekten Bihter'in çok aptal olması gerekiyor. Bir de bunlar şey yapıyordu. Ben diziyi izlemiyordum ama şeyi hatırlıyorum. Mesela böyle magazinde falan haberler çıkıyordu işte. İşte öpüşürken aramıza yastık koyduk falan. Ha. Tabii tabii. Sen onları bilmiyor musun? Google'dan bakın bak kesin duruyordur hala. İşte aramıza yastık koy. Hani. Biz işimizi yapıyoruz kardeşim, profesyoneliz falan ama bir yandan da şeyin mesajını veriyorlar işte. Bu dizi böyle bir dizi, hani öpüşme de var, gelin. Evet evet, gerçekten bak. Yani onu öyle pazarladılar yani. O yüzden çok meşhur oldu ve çok izlendi bence. Sonra tabii, hayır daha doğrusu onun için onu izlemeye gitti insanlar ama ondan sonra dizideki işte o gerilime takıldılar. Adnan'ın evet, yakaladı evet. Mı, yakalayabildi mi, işte aynen. Yakalandılar mı, bilmem ne oldu, kavga mı ettiler falan gibi. Bir de şöyle bir durum var, normal şartlarda Bihter 25 yaşında bir kadın, o kadar zengin bir adamla, çocuklu bir adamla evlenen bir kadın itibarını çok önemser. Böyle aptal birinin peşine takılıp gitmez. Sevişseler bile sonradan siktir etmeye çalışırdı gerçek hayatta. Yani kitaba göre değil de gerçek hayatta siktir etmeye çalışıyordu Behlül'ü. Behlül de iyi tamam. Ya böyle koparlardı yani ama burada ben sensiz yapamıyorum. Ölüyorum, bitiyorum falan yapıyorlar sürekli. O da çok komime gidiyor. Yazmışlar ki sana Fatih abi Allah'tan bilmiyorsun. Her şeyi de biliyorsun falan diyorlar. Hayır dizi izlemedim ki ben. Ya aşkım dizi kitabı izlemene okumadım. Gerek yok. Ben kitabı sana zaten okumadım. Genel kültür şey, olarak soruyorum. Okumadım. Dizi izlemenin şart değil. Kitap okuman da şart değil. Bilmiyorum abi ne bileyim böyle genel kültür mü olur? Neyse. Neyse evet. Bihter'in salak tripleri. Zaten Nihal'le aranız çok iyi falan diye böyle trip atıyor bir de. Ya Nihal'i kıskanıyor ya eşek kadar kadınsın sen ya. Neyse sonra bu diyalog zaten sessiz muhtemelen. Yine bir şekilde arayı düzeltiyorlar, tamam mı? Ondan sonra Nihal geliyor tam. Burada işte şey yavaş yavaş dedikodular falan olacak ve Adnan'ın kulağına gitmeye başlayacak dedikodular. Bu bölümlerdeyiz daha. Ve ya şey de çok saçma arkadaşlar. Birileri böyle konuşmaya başlıyor. Evde konuşmaya başlıyor. Ondan sonra Behlül de ha tamam okey o zaman. Evet amca doğru. Ben işte Nihal'e karşı bir şeyler hissediyorum. Ama emin değilim kendimden falan diyor. Adnan da artık emin ol falan hesabı bir şeyler yapıyor. Ondan sonra da birden nişanlanıyorlar. Ne aralarında bir sevgi sözcüğü, ne aralarında bir romantizm, ne bir flört, ne bir şey. İnsan geberir değil mi? Mesela sevgilisiyle, nişanlısıyla yakın olmak için, onunla el ele tutuşmak için, güzel şeyler söylemek için. Hiçbir şekilde bir şey yok aralarında. O kadar zorluluyor ki ve Nihal de bundan hiç rahatsız değil mesela. Hatta bir bölümde diyor ki Matmazel'e acınacak haldeyim değil mi Matmazel? Yüzün içine yazdıracak bile bir şeyim yok. İşte ama böyle böyle şöyle şöyle onunla birlikte olmak istiyorum. O beni çok mutlu ediyor falan diyor. Resmen böyle Behlül'ü oyuncak bebek gibi görüyor aslında Nihal.
O kadar böyle ona sahip olmak için evdeki bütün herkesi Firdevs kuruyor ve Nihal de bundan çok mutlu oluyor mesela. Oh, Behlül zorla benle nişanlandı falan bu kafada yani. Ve ben birinden hoşlansam, birini sevsem, onunla bir gün bile dargın durmak istemem. Birkaç saat bile beni çok rahatsız eder. Hemen mesajlaşırım, aramın bozulmasını istemem. Böyle değil midir sevgililik? Günlerce böyle konuşmadan duruyorlar, uzak uzak duruyorlar ama nişanlılar falan. Çok garip bir ilişki. Yani gerçek hayata uymayacak, tamam. Evet, kitaba uygun yapmaya çalışmışlar ama hiç bence çok garip böyle hani görücü usulü, aşırı görücü usulü ve onların yaşadığı hayatlar görücü usulü, o tarz bir görücü usulüne uygun değil yani. Çok garipti. O zamanlar Türkiye'de insanlar öyle mi sevgili oluyormuş yani? Böyle çok sorguladım gerçekten. Osmanlı'da birbirlerine ayna veriyorlardı. Behlül de yengesini düdüklüyor. Beren Sarp bu aralarda bacağını sakatladığı için düz çizme giydiriyorlar hep Bihter'e. 500. kez yazıyorum. Mustafa çok teşekkür ederiz bu bilgi için. İnanılmaz. Ne oluyor ki sakat olunca yani bacağın yamulmuş mu bacağı? Böyle Bilmiyorum mi artık sakatlamış? alçıda mı? Böyle bir bacak olsa da yürüyemez ki. Ne bileyim. Bilmiyorum, bayağı uzun çizmeler giyiyor dizine kadar sürekli. Demek sebebi buymuş. Allah aşkına çizmenin uzunluğuna bakın ya. Hayır, acaba sargı falan mı var? Bilmiyorum. Gözükmesin diye mi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bihter'in tripli Steam'i kapatacağım ya. Çok mesaj falan geliyor, online, offline falan şeyleri dikkatimi dağıtıyor. Buralar önemsiz, işle ilgili sahneler. Geçiyorum buraları. Asıl onlar önemli. Yani nesi önemli, boş muhabbet. Adnan'a parayı bulmasaydı. Dosyaları hazırladınız mı Adnan Bey? Toplantıyı iptal ederim isterseniz. Amına koyayım, böyle şirket yönetimi var ya. Moraliniz bozuksa toplantıyı iptal edelim Adnan Bey. Bir Behlül'ün de işi gücü yok, sürekli evde. Ya siktir git, erkek adamsın. Erkek adamsın ya. Git dışarı çık biraz. Evde ne işin var ya? Neyse işte dernek muhabbetleri. Kadınlar toplanıp yalandan bir şeyler falan yapıyorlar. Bihter zorla şeyi de götürüyor. Ya bu kızın 19 yaşında arkadaşlarıyla takılması gerekmiyor mu? Bu kokanaların arasında o kadar aptalca geliyor ki bana Nihal'in şu salaklıkları. Ya gitsen arkadaşlarınla takıl ya. Gerçi kıza izin vermiyorlar. Sürekli matmazel başında. Ya rahat bırakın çocuk, rahat rahat sevgili yapsın ya. Sonra gidiyor Behlül'e göz koyuyor. Aa, ben canlı sohbeti değil, popüler sohbeti görüntülüyormuşum. Şu an canlı sohbeti aldım daha iyi görmek için mesajlarınızı. Ben de diyorum niye kimse konuşmuyor? Popüler sohbet nasıl oluyor yani? Popüler sohbette sadece hani önemli olabilecek mesajları YouTube ona göre ayarlıyor. Kendi öyle Neye gösteriyor. göre karar Neye göre veriyor? olduğunu gerçekten bilmiyorum. Like dağılma yok değil mi? Evet. Like'lansa hani diyeceğim ki en çok like alanları göster. Yok valla. Neyse işte dernek muhabbetleri, boş muhabbetler falan filan. İnter plan. Geçiyoruz buraları. Yine iş, toplantı, zart zurt, Hilmi Önal falan filan. Geç 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 geç. Adnan'ın düşünceli halleri. Falan filan filan falan filan. Geç 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 geç. Ne dediniz? Violet Sky, gör bizi demişsin, neyi göreyim? Ya bir şey söyleyeyim mi? Kaç kere Google Maps'te baktım.
Aşk Memnu'ya biliyor musunuz? Aşk Memnu çekildi eve. Yemin ederim eğer açıksa ziyaret etmek istiyorum orayı. Şu an Koç Holding'e mi bir yere aitmiş diyorlar ama bilmiyorum. Çok gitmek istiyorum. Ya bizim Türk milletinde akıl yok akıl. Orayı al, ya o kadar para kazandınız sizden. Devam ettireceksin bu işi abi. Orayı özel alacaksın. Müze yapacaksın ya. Aşk-ı Memnun Müzesi. Ziyaretçileri açıktır hesabı. 20 yıl para kazanacaksın oradan. Amerika'da böyle şeyler hemen yapılıyor. Bizim Türklerde vallahi bu konularda akıl yok akıl. Burayı Amerika yapacağız. Neyse geç. Boş muhabbetler. Aa bir de bu bölümde Nihal'in odasını değiştiriyorlar. Güya işte genç kız odası değil artık genç yetişkin hani büyüdü ya. Liseyi bitirdi. Artık odasını değişti. Bir de böyle salak bir muhabbet. Ne alaka? Herhalde dizi Nihal'in yetişkinliğini diziye yansıtmak için mi yapmışlar bilmiyorum. Böyle Nihal 5 bölüm boyunca sürekli ay oraya gidelim, buraya gidelim, mobilya seçelim. Kitapta vardır. Bence. Bence kitapta yok ya. Hiç böyle ayrıntılar yok kitapta. Ben okudum. Evet, okudun mu? Hı hı. Sadece 10 yıl önce okuduğum için net hatırlamıyorum ama böyle bir sahne olmadığından eminim. Okay. Gerçekten ziyaret ediliyor mu Aşk Memnun Müzesi falan diye? Ben zannetmiyorum ya. Neyse işte. Durduk yere Nihal 5 bölüm boyunca Behlül gel koltuk kumaşı bakalım, dekor bakalım, bilmem mobilya bakalım falan diye salak salak. Bir de aşağıdakilerden kimdi? Cemile şey dedi. Nihal'in canı sıkılıyor diye eşek gibi çalışıyoruz burada. Gerçekten öyle. Kamyonlardan falan eşyalar şey yapıyorlardı. Eski eşyalarını çöpe atıyorlardı. Vallahi yazık günah ya. Bir de yaptıkları odaya bak Allah aşkına. Herhalde 2008-2010 arası mor renk acayip modaydı. Breaking Bad'de var mıydı? Yani o zamanlar mı çekilmişti Breaking Bad'de? 2008... Yemin ederim o zamanlar dekoratif İç mimari olarak mor rengi modaymış bence. Kelimeyi bulamadım şu anda. Çünkü Breaking Bad'deki hatırlıyor musun? Skyler'ın kardeşi miydi o kız? Pardon, polis kimdi? Kel polis. Aha. Kim Skyler'ın kardeşi miydi? Yok. Skyler'ın kardeşiyle polis evliydi işte. Hah, tamam işte. Hatırlıyor musunuz? Baştan aşağı mordu kadının evi ve kıyafetleri. Ama o öyle bir karakterdi o. Bence. Ama bence mor kesinlikle... Ha, o kadın çok seviyordu moru. Öyle bir muhabbet vardı. Evet ama bence o zamanlar modaydı mor. Olabilir. Onu bilmiyorum da ama o... Bilmiyorum. O moda gibi değil de hani o çok seviyor gibiydi hani. Hı-hı. O çok sevdiği için. Evet önemli. Öyleydi. İşte feminist bir renk ya bir de. Şeyi vardı onun. Öyle bir muhabbeti vardı. Aynen. Tam hatırlamıyorum ama. Çünkü piyano odasında da mor var. Bihter'in odası da mordu evlenmeden önce. Şimdi Nihal'in odasını da mor yapmışlar. Böyle biraz daha yetişkin... Büyüdü falan hesabı mı bu rengi kullanmışlar bilmiyorum. Ne mor renk ne temsil ediyor. Ama çok çirkin değil mi ya? Valla şu an çok çirkin geliyor bana. Aa, çok bir dakika. Ne? Mobilyalar da yani o döneme göre de çok demode aslında. Öyle mi 2008'e göre? Tabii canım yani. Mesela hani bir de çok zengin ya bunlar. Bir kere çok zengin evi böyle olmaz. Bu zenginden ziyade... Sporcudan toplamış gibiler yani mesela şu Kleopatra falan. Ama şu an falan. Öyle gözüküyor. Yo o zaman da olsa aynı şeyi söylerdim ben. Biliyorsun yani o zaman, biraz anlarım. Öyle ama genç ya sonuçta biraz daha hihi falan. Yani. Ya bilmiyorum şu Kleopatra'ya ne diyorsun? Bok gibi. Yani olabilecek en kötüsünü koymuşlar. Hadi yatak neyse ki bence bu Bihter'in yatağını direkt yani. Almışlar. Yemin ederim Bihter'in yatağı Nevresim takımını full almışlar ilk sezondan. Dur onu bulacağım. Üçüncü bölüm diyelim. Zaman. Allah aşkına ya. Lütfen böyle ayrıntılara takılıyorum diye şey yapmayın tamam mı? Sıkılmayın. Bayılıyorum böyle şeylere çünkü. Tamam sıkılmayın.
Evlendiler mi? Bak bu şeyin evi mesela. Sohbete de bakmaya çalışıyorum arada. She's the young adult. Evet ya, o triple yapmışlar. Bazı şeylerin demodeliği tamamen o yüzden bence. İşte o zamanın modasına uyduk, hip olduk falan filan hesabı. Ya. İkinci bölüme geçiyorum o zaman. Bülent'in tipe bakar mısınız? Kilo Hakan tıraş olmuş. Ne? Kim tıraş olmuş? Kilo Hakan. Evet. Bu önemli bilgi için sana Story çok atmış teşekkür reis. ederiz. Kilo reis. Ya hadi be. Yemin ederim Mihter'in yatağını... Ah! Bakın aynı yatak! Aynı yatak. Almışlar, olduğu gibi O da koymuşlar. çok daha bu arada. Buldum. Yemin ederim var ya, çok zekiyim. Nevresim takımı da aynı olabilir. Aynı. Dekoru oraya almışlar. Recycle yapmışlar. Aslında Aynı kızmamak oda lazım. değil inşallah. Yok yok, aynı oda değil Yalnız ne canım. güzel bir odaymış burası. Değil mi? Çok tatlı değil mi şu Çok daha camın güzel önü? dekore edilebilir tabii. Evet Yani ama biz şu televizyona bir an... şey demiyorum. O zaman teknolojisi de yani bilmiyorum. İki... Perdeler merdeler rezalet yani. 2022'den tabii bak. Yani 2022'den bakınca öyle gözüküyor şu an. O gözle bakma. Oğlum ben ne gözle bakacağımı biliyorum, sen merak etme. Wow. Sürdürülebilir dizi. Evet ya, çok kızmamak lazım sonuçta yani. Yani evet, sonuçta dizi ya. Ne bulursa onu koyuyorlar Bir oraya de artık. nereden görecekler falan diye düşünmüşlerdir ama gördüm. Resmen gördüm. Dur Şey şimdi. olabilir yani, hani yetişkinler veya büyükler kullanmadığı eşyalarını bir küçüğe verirler ya, o da onun gibi bir şey belki de. Hayır, güya her şey yeni alındı. Ulan var ya. Dur. Başlığına da bak. Aynen. Başlık da aynı. Hatta lamba da aynı mı? Yok yok, aynı. O kadar da değil herhalde. Neyse. Holmes yazmışlar aşkım. Neyse. Arkadaşlar bence işte Nihal yetişkin falan ayağına yapmışlar ama bok gibi yapmışlar. Keşke bak şu kitaplığı beyazdı. O kadar iğrenç bir mavi tonuna boyamışlar ki. Onu boya abi siyaha. O kadar güzel durur ki. Ve ben o zamanlar Sims oynuyordum arkadaşlar. Bu dekorların ne kadar moda olduğunu göstermek istiyorum size. Parsimonious Sims 2 oynayan var mı aranızda? Parsimonious'tan bir şeyler indiriyor muydunuz? Biz çok indiriyorduk. Biraz daha böyle gotik bir siteydi, tamam mı? Ve bakın, kaydettim sırf yayında inceleyeceğiz beraber diye. Bunu da kaydettim. Şöyle bir banyo vardı Parsimonious'ta. Bana o kadar Bihter'i hatırlatıyor ki bu banyo. Aynısı değil mi o zamanki dekor, o dizideki dekorların? Demek ki o zamanlar böyle şeyler çok modaymış. Mor ve gotiklik. Hafif böyle siyah ve morun buluşması falan. Ama şu an aşırı dandik gözüküyor. Demek ki ileride kendi dekorlarımız, kendi şeylerimiz hakkında da bunu düşüneceğiz. Çok üzücü bir şey bu ama. Neyse. Maria not genel izleyici. Neyse işte. Güya işte sanırım Nihal'in yetişkinliğe geçmesini temsil ediyor. Çünkü Bihter'in rakibi olacak ya.
O yüzden odayı değiştirmişler. Yani şaşırmaya bak. Aha! Çok güzel olmuş Matmazel. Harika olmuş. Bu arada bu iş günler sürer. Güya Matmazel bir günde hepsini yapıyor falan. Bir de şey artık Nihal çok makyaj yapıyor ve çok değişik giyinmeye başlıyor. Ve Firdevs Hanım onun gardırobunu yeniliyor. Ve Matmazel de buna çok bozuluyor ama çaktırmıyor. Evet artık genç kız oldun sen falan diyor ama içinden ulan orospu Firdevs falan diye düşündüğünden eminim yani. Burası da şeyin odası. Bir de bakın şey de çok ilginç. Birden ikinci sezonda Bülent'in boyu uzuyor ve tam benim şu an 58 ve 62 arasında bir yerlerde girin bakın sesine. Sesi çatallaşmaya başlıyor aşkım. O kadar komik ki. Resmen ergenliğine girdiğini böyle real time bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. 58-62 arasında Bülent böyle oluyor. Böyle oluyor sesi. Ve Bülent'in de odasını bence ergenliğe girdiği için değiştirmişler. Çilekten almışlar bu odayı bence. Değil mi çilek? Yok yok. Çilek o zamanlar biraz demode olmaya başlamıştı. 2010'lara doğru. Artık dizilerde çilek değil, daha yetişkin mobilyalar kullanılmaya başlanmıştı. Bu yüzden bunun da odasını böyle yapmışlar. Arabalı marabalı, zebralı falan desenler koymuşlar. Tatlı olmuş bence. O zamana göre güzel bir erkek çocuk odası yani. Bence de çilek değil ya. Şimdi biraz inceledim. Koltuk belki çilek olabilir ama böyle bir şeyler yoktu. İyi bilirim çilek kataloğunu maalesef arkadaşlar. Neler söylüyorsunuz? Sohbete bakıyorum. Birini engellemişsiniz ama ne olduğunu anlamadım. Neyse. Evet devam ediyorum. Falan filan boş sahneler. Geçiyorum buraları. Geç geç geç. Firdevs, pardon. Firdevs Hanım değil de Matmazel Nihal'e Behlül'le ilgili çok dikkatli olmasını ve hislerinden emin olmasını falan söylüyor. Nihal de zırlıyor. Ve bana ne? Siz nereden biliyorsunuz falan diyor. Gidiyor babasına sarılıyor. Ve bence Matmazel bu olaydan sonra suyuna gideyim bari gerizekalının ne yapayım diye düşünmüş olabilir. Çünkü bundan sonra çok da itiraz etmiyor. Çünkü Nihal'in kafasına koyduğunu yapacağını biliyor. Nihal bu bölümlerde çok obsesif, aptal bir karaktere dönüşüyor arkadaşlar. Nihal'e gıcık olmakta bu bölümlerden itibaren haklısınız yani. Ama bundan önce çocukluk yani yaptığı şey. Hani lisedeykenki o tripleri çocukluk ama bir yerden sonra iyice böyle şeytani bir noktaya ilerliyor. Yani resmen Behlül'ü parmaklarında oynatmaya, ona sahip olmaya çalışıyor. Sırf babasını ve Firdevs Hanım'ı arkasına alarak Behlül'le evlenmeye çalışıyor zorla. Ona böyle aşkım diyor. O kadar cringe oluyorum ki Behlül ona hiçbir şekilde cevap vermiyor. Bir kere bile aşkım demiyor. Mesela Nihal bir yerde öpüyor Behlül'ü. Behlül böyle yapıyor, ağzını siliyor falan. İğrenç bir durum ama Nihal çok memnun mesela böyle yalandan bir ilişki. Hani oyuncak bir erkek bebek varmış gibi bir ilişki yaşamaktan çok memnun. O yüzden o obsesif tavırları çok soğutmuştu beni Nihal'den. Neyse. Burada ne oluyor hatırlamıyorum. Boş muhabbetler. Aa şey sanırım ya. Burada yavaş yavaş bu bölümlerden itibaren yavaş yavaş barışıyorlar ve aynı odaya sanırım gelecek yavaş yavaş Adnan Bey. Ama romanda nasıldı biliyor musunuz? Eskiden sanırım Osmanlı evlerinde özellikle zengin evlerde koca ile karının odası ayrıymış. Ben böyle hatırlıyorum kitabı okurken. Mesela akşam oluyor dinlenmek için ayrı ayrı odalara çekiliyorlar. Ve şu anda bunu yapanlar da var. Evli olup ayrı ayrı odalarda yaşayan çiftler de var. Ve çok mantıklı olduğunu falan da söylüyorlar. Eskiden de varmış yani bu olay. Çok çok eskiden 1800'lü yıllarda falan. Herkes kendi odasına çekiliyor. Karı koca bile olsalar falan.
Bilmiyorum, en azından kitapta öyleydi. Bilmiyorum öyle bir kültür var mıydı ama. Kitapta ayrılardı. Hatta odasına gelmeye çalışıyordu. Sanırım eğer tecavüz olayı varsa kitapta o şekilde vardı. Zorla odasına giriyordu Bihter'in falan. Neyse, Hilmi Önal'ın boş sahneleri. Hilmi, son günlerde ikimiz de çok hırpalandık. Yaşadıklarımız giderek daha ağır geliyor. Senin öfken hesaplaşmaların benimkinden daha büyük. Elif imla kurallarını bok ederek bir mektup yazmış Hilmi Önal'a ve kaçmış Paris'e. Giderek daha çok dağılıyorum. Kendimi çaresiz hissediyorum ama olmadığımı fark ettim. Bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim. Hoşça kal. Bu arada Elif'in Hoşça yaptığı kal. da 3 nokta. sürekli 3 nokta kullanmış zaten. Elif'in yaptığı da çok büyük cesaret isteyen bir şey. Çünkü Hilmi Önal bayağı büyük bir iş adamı ve istese Elif'e bayağı zorluk yaşatabilirdi bu konuda ama rahat bırakıyor Elif'i. Çünkü ilgilenmesi gereken daha büyük bir şey var. Melih Bey takımını ve Adnan Bey'i bozguna uğratmak. Adam o kadar kötü bir insan ki sırf onları huzursuz etmek, onlara kötü şeyler yaşatmak için kendi böyle itibarını yerle bir ediyor. Götünü yırtıyor böyle, onlar dağılsın. İşte o aile nin işte huzurları falan, her şey başlarına yıkılsın falan diye kendini mahvediyor. Aptal. Neyse, Elif gidiyor. Elif'ten bu bölümde sonsuza kadar kurtuluyoruz artık arkadaşlar. Ya şu Nihat ve boğazlı kazakları. O kadar küçük bir kafası var ki Nihat'ın. Peyker de sürekli doğuruyor. Delirtti beni ya. Ben de Firdevs Hanım gibi. Firdevs Hanım o kadar sinirleniyor ki Peyker'in hamile kalıp doğurmasına. Sürekli üf, aptal mısın sen? Niye çocuk doğuruyorsun? Geri zekalı falan gibi davranıyor. Ben de içimden öyle diyorum yani. Dizi boyunca kadın sürekli hamileydi. Uyuz oldun. Melih Bey o kadar da kötü biri değil. CHP Kadın Kolları Başkanı kılıklı karısını aldatmak dışında. Melih Bey zaten yani Bihter'in babası zaten ölmüştü. Ve kimseyi aldattığı için değil. Firdevs Hanım onu aldatıyordu, onu öğrendiği için sanırım kalp krizi geçirdi. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse, Peykerlerin Evi beni çok sıkıyor, o sahneler. Çok boş çünkü. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sofrada sürekli şu salak salat adam var. Hiç karıştırılmamış. İlk bölümden beri aynı salatayı mı kullanıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Havuç rendeleri, turp rendeleri ve üstüne azıcık salat, yeşillik falan. Kimse dokunmuyor. Tabak gidip geliyor sürekli. Bir şey kaçırdım mı arkadaşlar? Sohbette super chat falan kaçırırsam söyleyin bana. Okuyayım. Neyse, Behlül geliyor. Behlül Nihat'la mı biriyle kavga etmişti bu bölümde? Gözündeki morluk o yüzden. Önemli bir şey değil yani. O kadar boş bir kavgaydı ki. Neyse, Elif'in gitmesi. Hilmi Önal bu arada resmen her akşam gelip Yalın'ın önünde durup Adnan Bey'i rahatsız etmek için böyle duruyor orada. O kadar tuhaf ki adam resmen stalker. Ve Adnan Bey görünce onu gidiyor böyle. Çok garip ya. Adamı resmen uzaklaştırma emri falan çıkarmaları gerekiyor. Her akşam birinin evinin önünde manyak gibi durulur mu ya? Ya izliyorum aslında diziyi de şöyle bir durum var arkadaşlar. Kare kare izlemek zorunda olduğum için sesli olmayan, mesela yorum yapacağım ya diyelim. Sesli olması gerekiyor ki düzgün yorum yapayım. Yapamadığım sahneleri geçmek zorundayım. Üzgünüm. Yuma bordo bereli osura yükseldin. Allah Allah, yükselince de mesaj geliyor. Teşekkür ediyorum bordo bereli osuruk olduğun için. Yok. Evet işte Nihat'la kavga ettiler salak bir mesele yüzünden. Ne olduğunu hatırlamıyorum bile şu anda. Burada Firdevs Hanım Nihal'i dolduruyor işte Behlül'le falan, sen sevgili ol, nişanlan falan diye. Sürekli kızın aklını çeliyor. O aptalın da beyni yıkanmaya çok müsait zaten. Hemen kanıyor.
Burada Matmazel'den uzaklaşıyor yavaş yavaş Nihal bu arada. Firdevs Hanım'a yakınlaşıyor. Onu görüyoruz böyle yavaş yavaş dizide. Çünkü Firdevs Hanım onun istediklerini söylüyor, hoşlanacağı şeyleri söylüyor. Matmazel biraz daha gerçekçi bakıyor ve onun yani sağlığını, onun mutluluğunu, onun uzun vadede şeyini düşündüğü için, yaşamının rahat olmasını istediği için tabii ki Nihal onun söylediği şeylerden hoşlanmıyor ve uyuz olmaya başlıyor. Benim en son izlediğim bölümde 63. bölüm mü neydi? İyice uyuz oluyor Matmazel'e. Sakın spoiler vermeyin ama sanırım Matmazel'le araları çok bozulacak. Onu kovacak mıydı, öyle bir şeydi? Biriniz öyle bir şey söylemişti. Benim de spoiler ama aklımda kaldı maalesef. Umarım öyle bir şey olmaz ama yine de yani. Bihtar ve elbisesine asla uymayan uzun çizmeleri. Ve yine mor dekorlar. Bütün ev mosmor ya. Hilmi Önal çok işsiz geliyor bana. Yani tamam, uğraşırsın, anladık. Villains'ın da bu kadar takıntılı olmak boş geliyor bana. Evet ya, kendi ailesini resmen mahvetti. Adnan Ziya ile takacağım diye. Allah'ım ya. Şu Firdevs Hanım ve uyku maskesi beni öldürüyor zaten. Ay. Telif atılacak diye var ya, altıma sıçıyorum izlerken. Başucuna da kendi gençlik fotoğrafını koymuşlar. Geçiyorum bunları da. Niye böyle hızlı geçiyorum biliyor musunuz aslında? 62. bölümü de izlemek istiyorum sizinle. O da çok kilit bir bölüm. Onda da çok eğleneceğiz. Aşkım. Şey, ben gidiyorum. Nereye? İçeriye. İşim okay. Var, Sinem okuyacağım. Hadi görüşürüz. Hadi Sinem burada ama. Ömrüm ama bitti. Bye bye. Neyse, sonra Behlül ile Bihtar buluşuyorlar ve Behlül işte artık senle, Bihtar artık senle birlikte olmak istemiyorum. İşte beni sürekli yarı yolda bırakıyorsun, aptalın tekisin, sen bencilsin, sadece kendini düşünüyorsun. Zartçut falan böyle bir şeyler söylüyor sürekli Behlül'e. Ama sonra Behlül onu kucağına alıp kaldırıyor ve seni çok seviyorum, sensiz yapamıyorum falan gibi şeyler söylüyor ve sevişmeye başlıyorlar burada. Sanırım bu 3. veya 4. sevişmeleri, göstermiyor, kesmişler sanırım. Ama burada sevişiyorlar yani. Ve bilin bakalım sonra ne oluyor bunlar sevişirken. Evde yangın çıkıyor. Biri fırının ayarlarıyla oynadığı için, Nihal bu arada bu birisi de. Neyse, bunlar Riva'daki Behlül'ün gizli evinde sevişirlerken bilin bakalım neler oluyor. Beşir bunları kameraya alıyor. Bir de bu sahnede şey çok komikti. Resmen Beşir ses kaydı da alıyor. Yani eve mikrofon koymadıysan böyle bir şey mümkün değil. Ama bildiğin camın dışından bayağı uzaktan çekiyor onları. Ama sesleri de geliyordu. O kadar komik ve o kadar olamayacak saçma bir sahneydi ki. Sıçmıştım orada gerçekten. Burada zaten yorumlar da çok komik oluyor dizi izlerken. Yorumlarda şey demeye başlıyorlar. İşte Mobese Behlül bu bölümde Mobeselik kariyerine başladı falan. Siz de yazmışsınız. Pardon, Mobese Beşir. Bomese Meşir. Kreşe gidiyorum ve annem her hafta Aşk-ı Memnu'yu izliyor. Sıkıntıdan infilak ediyorum. Ama beni ekranın başında tutan bir tek şey var. Behlül'e olan derin aşkım. Ya of ya, Behlül'den gerçekten hoşlanıyor musunuz ya? Ama o zamanlar... Evet, bölüm bitti arkadaşlar. Beşir'in kameraya korkunç bakışlar atması eşliğinde bölüm bitti. O zamanlar kadınlar Behlül'e hastaydı. Kıvanç Tatlıtuğ'a hastaydı herkes. Tabii şu anda hastalar ama şu an böyle biraz... Dilf gözüyle bakıyorlar. O zamanlar genç falandı.
Herkes hasta oluyordu. Ve bence ev kadınları, bunu bir tweetimde de söylemiştim, Twitter'dan takip ediyorsanız. Yani bence özellikle evliliğinde mutsuz olan ev kadınları Aşk-ı Memnu'yu izleyerek çok 31 çekmişlerdir. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Neyse, bu bölüm bitti. Şimdi kilit bir bölüm daha var. Bu bölümde bir şeyler değişiyor yavaş yavaş. Ben o yüzden özellikle bu bölümü açtım. Beşir'in her şeyden haberi oluyor. Nihal'le Behlül'ün işte aşkını, yani Nihal'in Behlül'e yamanmasının ilk kıvılcımları bu bölümde atılıyor. Birçok şey değişiyor bu bölümde. O yüzden kilit bir bölüm benim için. O yüzden beraber izlemek istedim. Bir de 62. bölüm var. En son izlediğim bölüm. Bu da çok kilit bir bölüm. Bunda da bir sürü şey oluyor. O yüzden bunu da sizle beraber izlemek istiyorum. Ama isterseniz kısa bir mola verelim. Şöyle bir 2-3 dakika. Çiş ihtiyacı, kaka ihtiyacı falan için. Bakın, kadroya yeni biri katılmış, gördünüz mü? Burçin Oraloğlu. Firdevs'in flörtü. Firdevs Hanım'ın. Neyse. 62. bölümde neler oluyor arkadaşlar? Hilmi Önal şey yapmış. Adnan Bey'e işte Riva'da ev var. Kıvanç diyorum. Behlül'le Bihtar bu evde bir araya geliyorlar ve sevişiyorlar diye bir haber salıyor. Ve Adnan da bu evin adresini bulup bu eve gidiyor. Ve evi görüyor. Buradayız arkadaşlar. Bu bölümdeyiz. Şimdi herkes sıçmaya işemeye gitsin ve 2-3 dakika, 5 dakika sonra falan buluşalım. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Umarım ses çok bulunmuyordur. Zencefilli kurabiye yiyorum. Kafasını yedim. Ayakları kaldı.
Ne konuşuyorsunuz? Evet. Başlayabiliriz. Adnan Bey hayal kırıklığı içinde gider ve Bihter ile Behlül'ün çok mu oldu? Bihter ile Behlül'ün aşk yuvası olduğu söylenen evi bulur. Hayır, zor diye girmiş olmadın Bayan Baykuş. Şu anda 62. bölüme girdik. Yayına en baştan başlamış gibi bir şey oldun sen. Çünkü yeni bir bölüm inceliyoruz şu anda. Neyse, evet. Mesude Yılmaz, Kakan'a enişten yüzünden yapamadığın için üzgünüm. Umarım Kakan'a güzelce yapabilir ve yayını güzelce izleyebilirsin. Evet. Adnan Bey buluyor aşk yuvasını. Ama rujun kenarında, pardon, kahvenin kenarında ruj izi var. Ondan sonra evde böyle her şey kurulmuş gibi, böyle setup yapılmış gibi. Ve parfümün de şeyi var. Bihter'in parfümünün de kokusu var yastıkta. Yatakta biraz dağınık ama uzun zamandır gitmemişlerdi. Yani neredeyse 50. bölümden beri bir daha hiç Riva'ya gittiklerini ben hatırlamıyorum. Meğer Hilmi Önal eve birini sokmuştu, Sait diye bir şoförü sokmuştu. Casusluk yapıyordu. Ona böyle kurdurmuş, Bihter'in parfümünü falan öğrenmiş ve gitmiş buraya sıkmış falan ve parfümü kokladıktan sonra Adnan da böyle aldattığını, yani aldatıldığını anlıyor. Aslında yanlış anlıyor. Burada böyle bir aldatılma olayı yok. Ama gerçekten aldatıyorlar. Onu anlıyor aslında. O yüzden çok kritik bu bölümler. Yani insanların niye hayvan gibi seyrettiğini anlayabiliyorum. Burada gerçekten anlıyor aslında. Yalandan da olsa. Çok karmaşık yapmışlar. Çok güzel yapmışlar gerçekten burayı. Sizin de sohbetinizi bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Evet, Sait sonra dayak yiyordu. Bilmiyorum artık evde karıştırıp evi rujunu mu buldu, ne yaptı bilmiyorum ama böyle evi darman duman ediyor. Hilmi Önal'a önce seni öldüreceğim falan diyor. Sonra evi dağıtıyor, her şeyi kırıp döküyor ve gidiyor. Sonra tabii ki Bihter altına sıçıyor. Adnan öğrendi artık yani. Bu arada Beşir de hasta. Önce evi terk edip gemiye gitmişti. Ama gemide yapamadı salak. Çünkü çok göğsünde, yani artık verem midir nedir bilmiyorum. Baya böyle çok kötü bir hastalığı var ve asla gemide falan olmaması gerekiyor. Düzgün havası olan, düzgün bir yerde iyileşmesi gerekiyor. Cemile'yi de onun başına vermişler iyileştirsin diye. Şeyin çiftlikteki evinde, Arsen Hanım'ın çiftlikteki evinde, Adnan'ın kardeşinin, Nihal'in halası oluyor. Nihal ve Behlül de nişanlılar bu bölümde. Ama nasıl bir nişanlanma biliyor musunuz? Yani resmen zorla Behlül böyle sırf Bihter'e nispet olsun diye yüzük alıyor Nihal'e. Nihal'e acıdığı için aslında Behlül. Yani aa, seviyor beni, çok güzel seviyor, çok masum ve saf bir şekilde seviyor. Ve acıyor ve biraz da Bihter'e nispet olsun diye evlenme teklifi ediyor. Ama aralarında ne bir sevgililik geçmiş, ne bir kere elleri tutuşmuşlar, ne öpüşmüşler, hiçbir şey yok yani. Benimle evlenir misin? Bihter de, pardon, Nihal de aa evet falan diyor ve akşama ben de yüzük seçeyim, akşamından da nişan töreni yapalım diye. Zort diye nişan töreni yapıyorlar. Yani bu insanların hiç mi hayatı yok ya? Yani normalde özellikle böyle zengin insanlar, aa nişan töreni işte dünyanın en önemli, en büyük nişan töreni olmalı diye yıllarca planlarlar yani böyle şeyleri. Ama nişanlanıyor, akşamında aa tören yapalım, oldu da bitti maşallah. Bu kısmı çok saçmaydı senaryonun, hiç hoşuma gitmedi. Bence uzun uzun planlanmalı, her şey uzun uzun olmalıydı. Hatta birazcık akılları olsa. Ben de aşağıladım bir süre ama. Ben olsam böyle 3 sezonu uzatabilirdim, nişanlandık, evlendik, düğün oldu, uzattırdı falan muhabbetiyle. Ama bence
o cinsel gerginliğin de daha fazla uzaya, yani bence daha fazla uzatamamışlar. Tabii uzatan uzatırdı yani diziyi, böyle sakız gibi sündürenler de var. Bokunu çıkaranlar da var. Ama uzatmamışlar. Hemen böyle Nihal'le Behlül'le oldu da bitti maşallah diye nişanlıyorlar. Ve sonra Beşir'i ziyarete gidiyor Nihal ve Behlül. Bu bölümde de onu görüyoruz bayağı. Behlül, bir de Beşir biliyor ya her şeyi. Behlül'e de söylüyor. Ben her şeyi biliyorum, hiçbir şey anlatmayacağım ama Nihal'in gözünün, yani Nihal'in gözünde bir yaş görürsem hepinizin ağzına sıçarım diye Behlül'ü tehdit ediyor. Behlül de o yüzden biraz da Nihal'e çok iyi davranmak zorunda. Çünkü Beşir biraz şey diyor. Nihal'e aşık ya. Kontrol altında tutuyor onları yani. Aslında şu anda Behlül her açıdan çok sıkışmış ve baskı altına alınmış halde. Bir yandan amcası, bir yandan Mihtar, bir yandan Nihal, bir yandan Firdevs Hanım, bir yandan Behlül. Ay Beşir. Herkes onu kontrol etmeye çalışıyor. O da böyle mecbur, el mahkum. Nihal'le nişanlı. Böyle şey yani. Ne derse Nihal onu yapıyor. Bir de Nihal o kadar sinir bozucu hale geliyor ki bu bölümlerde. Ben de geleyim. Behlül ben de geleyim. Ben de yapayım. Aa, film mi izleyeceksin akşam? Ben de geleyim. İşte bir uzatalım buluşmayı. Hadi şuraya gidelim, buraya gidelim. Bana piyano çal ne olur. Hadi beni sev. Bir yerde böyle biri diyor biliyor musunuz? Beni sev. Sev beni hadi. Ya bu kadar obsesif komp ya, böyle bildiğin saplantılı aşık gibi davranıyor Behlül'e. Çok rahatsız olmuştum ya. Behlül resmen taciz ediyor yani. Kesip kesip yaptılar zaten. Son kısımlar çok kötüydü. Kesik kesikti. Allah Allah, ben bu kadar... Ya tabii ki kestiklerini biliyorum bazı sahneleri ama yine de bence çok aceleye geldi nişan yani. Aşırı hızlı bir nişan yaptılar. Neyse işte. Her neyse. Sonuç olarak geldiler. Şu anda Beşir'in yanında oturuyorlar. Telefon çalıyor. Hemen her kişinin arkasından gidecek Nihal. Sürekli ay ben de geleyim. Ay ben de göreyim. Ay ya, böyle Behlül'ün götünde sürekli ve çok sinir bozucu gerçekten. Adnan'ın moraller yerlerde zaten. Bihter'le Behlül'ün onu aldattığını anlıyor. Öf. Ya bu kadar da olmaz aslında. Bir yerden sonra tahmin edebilmesi gerekiyor Hilmi Önal o sahneyi kurgulamış olsa da. Çünkü bir yerde böyle tango yapıyorlar birbirlerinin gözlerinin içine baka baka. Geçen bölümde falan. Adnan da sonradan dahil oluyor olaya. Yani orada bile anlar insan değil mi? Yani bir sevgilinin veya işte eşinin birine gerçekten aşırı ilgi gösterdiğini falan anlarsın. Ya da seni aldattığını bir şekilde çözebilirsin. O kadar mal davranıyor ki yani, hiçbir boktan çakmıyor yani. Neyse. Altta da konuşuyorlar tabii her zamanki gibi çay içerek. Yukarıdakilerin dedikodusunu ediyorlar. Sanırım son bölümlerden birinde Mihtar bunları da kovuyormuş. Bilmiyorum ama gerçekten kovulmayı hak ediyorlar yani. O kadar çok dedikodu yapıyorlardı ki. Mihtar bu arada şey, Firdevs'e hiçbir şey anlatmıyor biliyor musunuz? Yani o kadar artık dananın kuyruğu kopmuş. Her şey olacaksa yani olacağına varsın. Firdevs zaten bu evi yönetiyor. Aşırı güçlü bir kadın. Yani anlat annenden. Annen Martha Stewart gibi kadın. Yardım iste yani kadından. Hiçbir bok anlatmıyor kadına. Ya madem bu bokun içine girmişsiniz artık annenden yardım alabilirsin. Son yani bak 62. bölümdeyiz. Zaten 79 bölüm dizi. 62. bölümdeyiz. Hala annesine ben Behlül'le şunu yaptım bunu yaptım. Biz böyle bir bok yedik. Yardıma ihtiyacım var diye hiçbir şey anlatmıyor. O kadar salak bir kız gibi Mihtar. Neyse. Sonra Mihtar aşırı böyle geriliyor. Adnan her şeyi öğrendi. Artık burada duramam falan hesabı. Bayılıyor böyle. Ondan sonra... Aa, bu sahne de çok kritikti. Çiftlikten geri dönüyorlar, tamam mı? Behlül ile Nihal. Ve Sait burada yakalanmak üzere. Nihat Sait'i yakalamak üzere. Yani içeriye Hilmi Önal'ın casus soktuğunu anlamak üzere. Burada da buraları geçiyorum. Bu arada Mihtar bayıldıktan sonra limon filan şey yapmaya çalışıyorlar. Vermeye çalışıyor evdekiler. Mutfak takımı falan. Öf istemiyorum ya, midem bulandı limon kokusundan filan diye hala böyle onlara bağırıp çağırıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar.
Ama sürekli onları bağırıp çağırıyor böyle. Bütün sinirini onlardan çıkarmaya çalışıyor Karen gibi. Sizi de okuyorum arada. Neyse, sonra herkesi odadan kovuyor Bihter. Adnan da bir mekana geliyor. Bir sürü para veriyor mekandaki adama. Adam diyor ki mekanda kimse yok. Ben akşam oldu artık kapatıp gideceğim ama Adnan hiçbir şey söylemeden para uzatıyor ve sadece orada duruyor böyle rakı koyduruyor adama ve böyle içmiyor. Sadece oturuyor ve düşünüyor böyle garip garip. Evde böyle kriz anları var. Bihter ilk kez böyle astrolist gibi giyinmemiş. Hala pijamalarıyla yatıyor böyle. Çünkü ne yapacağını düşünüyor. Artık böyle herhalde Adnan onu terk eder, boşanırlar falan diye düşünüyor. Firdevs'e de hiçbir şey anlatmamaya devam ediyor hala. Bu da bence büyük bir salaklık. Neyse. Burada bakın şimdi. Sait burada resmen anladılar falan diye telefon geliyor ve kaçıyor. Bildiğin benzin istasyonunun arkasından kaçıp bir kamyona binip gidiyor, tamam mı? Hilmi Onal böyle işte ona hani başının çaresine bak artık ben sana sahip çıkmayacağım falan diyor. Adam kaçıyor. Ondan sonra bildiğin Behlül ile Nihal orada kalıyorlar. Arıyor açmıyor falan. Pardon, Bihter'le konuşuyormuş burada. Bihter Sait'in o Hilmi Önal'ın adamı olduğunu söylüyor. Anlıyor ve kaçtı falan diyor. Ve sonra Nihal'e diyor ki Nihal sen arabaya bin git. Ben o adamın peşinden gideceğim diyor ve taksiye biniyor. Burada da yine Bihter'in şeyini görüyoruz arkadaşlar. Drama ve böyle darlamasyon. Böyle annesiyle konuşuyor ve yüzünü yıkıyor falan böyle. Ne yapacağım ben hesabı, sürekli yüzüne su çarpıyor falan. Yani çünkü o kadar köşeye sıkışmış bir durumda ki şu anda. Çünkü her şeyi anladı Adnan yani. Adnan Bihter'e Behlül Elif'i mi Nihal'i mi seviyor diye sorduğunda Bihter Nihal'i seviyor demeseydi keşke. Bihter mal mısın? Oraları unuttum ben. O kadar eski bölümlerdi ki onlar. Elif'in olduğu bölümler. Neyse. Ay başa aldım son yanlışlıkla. Üzgünüm, sorry. Neyse. Behlül taksiye atlıyor ve Riva'daki eve gidiyor zırlayarak. Çünkü artık onun da... Ya yüzüğe bakar mısınız bu arada ya? Hani Osmanlı tuğralı falan yüzük takarlar ya. İğrenç bir yüzük takmış. Acaba Nihal'in verdiği nişan yüzüğü falan mı bu? Çok iğrenç gözüküyor. Hiç yakışmamış. Neyse. Zırlayarak gidiyor Riva'daki eve. Çünkü her şeyin artık farkında... Yani Adnan'ın her şeyin farkında olduğunun bilincinde. Tamam mı? Şimdi buraları geçiyorum. Peyker yine doğurmuş her zamanki gibi. Ağlıyor bir de. Kimse benimle ilgilenmiyor. Hilmi Önal sürekli bizi huzursuz etmeye çalışıyor falan diye ağlıyor sürekli. Ondan sonra bir de Bülent'i teselli etme tripleri falan. Burada yine Bihter sürekli evde oturuyor ve kendi kendini düşünüyor böyle mal mal. Firdevs de bana anlat diyor. O da hiçbir şey anlatmıyor. Düşünüyor, düşünüyor ve sonra verdiği aptal karara bakın şimdi. Alttakiler de bu arada dedikodu ediyorlar. Behlül Riva'ya geliyor, tamam mı? Evi açıyor, bir bakıyor evi dağıtmış amcası. Böyle her şeyi kırıp dökmüş, altına sıçıyor. Diyor ki ben bu evde daha fazla kalamam artık hani. Artık Adnan her şeyi anladı. Ben de artık sıçtım diyor yani. Ya bu bölümde aslında gerçekten Hilmi Önal'ın oyunu olmadığı ortaya çıksaydı bir şeyler kopacaktı. Ama yine bir şekilde kotarıyorlar biliyor musunuz? Aa Hilmi Önal meğersem böyle böyle yapmış da böyle böyle yapmış. Aslında biz seni aldatmıyoruz falan. Ben Adnan'ın yerinde olsam asla hani bir daha geri döndüremezsin yani o şekilde düşün. Yani kafandan atamazsın ki. Yine aa biz aslında seni aldatmıyoruz. İşte öyle olmuştu, böyle olmuştu. Yani biz gayet normaliz falan. Chaos bitch. 3 aydır gürosurukmuşsun. Seni çok seviyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok öpüyorum.
size ilginç bir şey diyeyim. 2006-2008 döneminde Osmanlıcılık çok yoktu arkadaşlar. Hatta Osmanlı Turalı sweatshirt almıştım tarihi bulduğum için. Evet evet o zamanlar hiç öyle şeyler yoktu. Yani Tuğra falan çok bilinen şeyler değildi. Sonradan moda oldu öyle şeyler. Malum insanlar moda etti yani. Neyse ev halkı eve geliyor. Nihal geliyor falan. Önce Firdevs'le konuşuyor. Sonra yukarıda Matmazel'le konuşuyor. Artık var ya isimleri karıştırıyorum. Ondan sonra Firdevs diyor ki Nihal nerede kaldı? Hani onunla da konuşalım falan diye. Bihter de diyor ki önce aşağıda bana karşı dolduruluyordur. Allah'ını koyayım. Yani niye kim seni doldursun yani? Yani Matmazel niye öyle bir şey yapsın? Matmazel'in nasıl biri olduğunu tanımıyorsun sanki. O kadar salak gibi Bihter bu bölümlerde. Neyse sonra işte araşıyorlar Behlül'le ve işte amcam anlamış her şeyi. Ağlıyor falan. Ne yapacağız? Artık bu evde duramayız. İkimizin de gitmesi lazım falan diye kararlaştırıyorlar. Yine anneye hiçbir şey anlatmıyor. Oysa ki anne var ya parmağında oynatır herkesi yani. Neyse. Sonra Nihal falan geliyor. İşte babam Riva'daymış bilmem ne. Hilmi Onal bizi yine çok huzursuz etti falan filan diye. Behlül'ün tipine bakar mısınız ya? Sıçıyor. Ben Behlül'ün yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Bihter zaten şey diyor bu bölümde. İşte gideriz yani artık ne yapalım. Bu evden gideriz. Ben boşanırım Adnan'la. Yurt dışına çıkarım. Kayboluruz bir süre. Hangi banka hesabıyla yapacaksın bunu? Adnan kartları blok ettirse ne bok yiyeceksin Bihter? Bu bir. İkincisi de Behlül ne yapacak? İkisinin de bütün maddi her şeyleri Adnan'a bağlı. Ben Behlül'ün yerinde olsam bak bu Nihal'le olan nişanlık sürecinde para biriktiririm böyle. Bayağı para biriktiririm. Çakallık yaparım. Ondan sonra kaçacaksam kaçarım yani. Ama bir türlü amcasını ve Nihal'i bırakamıyor. Çünkü onlara duygusal da bir bağlılık hissediyor aslında. Mesele bir tek Bihter'le kaçmak ve para değil. Onlara ihanet edemiyor. Yani Bihter'le sevişirken okey ama onun dışında hiçbir şekilde ihanet edecek gücü kendinde bulamıyor onlara karşı. Kitapta da böyleydi sanırım. ...2010 Premium TR. Gerçekten öyle. Bazı şeyler çok güzeldi o yıllarda var ya. Çok huzurluyduk gerçekten. Şu anki gibi değildi bazı şeyler. Umarım tekrar öyle olabilir her şey ama. Neyse. Çıkıyor Behlül. Adnan bu arada hala düz bir noktaya bakarak sadece şey yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an için bile çok fazla para koyduğu para. Mekanı kapattım lan. İşte başka kimseye almayacaksın. Ben burada oturacağım mal mal bakacağım böyle önüme doğru. Ve sen de beni çekeceksin diyor adama. Adam bu kadar para karşılığında da hiçbir şey söylemiyor. 1000 lira falan vardır herhalde. Demek ki bayağı zengin Adnan Bey. Öyle böyle değil yani arkadaşlar. Düşünün 2008-2009 yılında 1000 lira. Düşünün. Efe Güneş, sevgili kızım. Hayatımda en yalnız ve depresif döneminde seni dinliyordum. Sabah 6'da buz gibi evde. O dönem ayakta kalmamı sağlayan sendin. Çok teşekkür ediyorum güzel mesaj için. Güzel mesajın için Efe Güneş. 9 aydır bordo belili osurukmuşsun. Umarım şimdi daha iyisindir. 400 dolar mı? O zamanlar kaç dolar olduğunu bilmiyorum ama hayvan gibi para atıyor oraya Adnan Bey. Ondan eminim yani. Neyse. Bu arada Firdevs'in flörtü de Firdevs'i sürekli dışarıya davet ediyor. Ama Firdevs ya işte gelemem falan filan böyle şey yapıyor. Müsait değilim falan yapıyor. Oysa ki o adam Adnan'dan daha zengin arkadaşlar. Firdevs de o adamı kovalıyor. Bakmayın şimdi dizinin ana senaryosuna dahil olmadığı için bu olay çok şey yapamıyoruz ama gerçekten o olay da çok ilginç. Kitapta da öyle miydi hatırlamıyorum. Gerçekten zengin birini buluyor muydu Firdevs sonradan hatırlayamıyorum. Burada da Hilmi Önal senaryoyu nasıl kurmuş onu izliyoruz arkadaşlar. Hepsinin eldivenleri var. Bihter'in parfümünü falan sıkıyorlar. Bir şekilde şey yapıyorlar yani orayı. Böyle aldatılan, birinin birini aldattığı bir aşk yuvası falan haline getiriyorlar. Biraz kolpadan falan bir şeyler yaparak. Burada da taksiden iniyor Behlül. Şeyin arabasını görüyor çünkü Adnan'ın. Ve uzaktan bakıyor ona.
Sadece bakıyor böyle. Ve sonra kaçıyor oradan hemen. İyice böyle ağlayıp zırlamaya başlıyor çünkü. Adnan Bey'in ne kadar üzgün. Bu arada taş gibi duruyor resmen adam. 3 saattir taş gibi duruyor böyle. Ne kadar üzdüğünü falan görüyor Adnan'ı. Ve böyle zırlamaya başlıyor tekrar takside. Sonra Nihal sürekli arayıp taciz ettiği için ona cevap veriyor. Geliyorum falan filan diyor ağladığını belli etmeyerek. Bu arada bir yerde ne oluyor biliyor musunuz? Behlül diyor ki akşam oldu ben artık odama çekileceğim. Nihal de ben de geleyim film izleyelim falan diyor. Behlül böyle yapıyor. Var ya nişanlım bana böyle bir şey yapsa o kadar üzülürüm ki resmen asla vakit geçirmek istemiyor Nihal'le. Çok üzmüştü beni o hareketi. Neyse. Sürekli bir de Bülent'i yani dizinin yarısında bölümün yarısında Bülent'i teselli ettiler. Bülent ağlayıp zırlıyor babam çok üzüldü falan diye onu teselli ediyorlar. Babalarının nerede olduğunu bilmiyorlar şu anda o kafede oturduğunu yani o mekanda oturduğunu bilmiyorlar. İşte böyle herkes çok huzursuz oluyor. En sonunda Nihat geliyor. Babam böyle böyle yapmış falan diyor. Firdevs diyor ki senin suçun hep senin yüzünden. Seni kıramadığı için Adnan bu hale geldi bütün bu olaylar. Sen bu olayı düzelteceksin falan diye ağzına sıçıyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Firdevs Hanım'ın bu korkunç yöntemi işe yarıyor. Çünkü Nihat Sait'i gidip enseleyecek arkadaşlar. O kadar küçük düşürüyor ki Firdevs Nihat'ı burada. Nihat resmen bütün olayı çözmeye gidiyor. Ay Uğultulu Tepeleri 3 kez okumuştum. 4. kez okumak istiyorum. O kadar sevdiğim bir kitap ki. Bayılıyorum. O da çok dramalı bir kitap bu arada. Neyse. Burada Adnan şey yapıyor. Elindeki rakı bardağını öyle bir sıkıyor ki kırıyor, tamam mı? Sonra birden kaçıp gidiyor oradan. Öyle eve gelecek. Bu arada Beşir de Nihal'in pardon Beşir niye şey yapıyordu burada telefonla konuşuyordu. Ha Matmazel arıyor Beşir'i. Ne oldu ne bitti falan diye. Böyle yalnız konuşuyorlar. Evdeki olaylarla ilgili. Bu arada bence Matmazel de Behlül'le Bihter'in ilişkisi olduğunu çok farkında. Hareketlerinden onu hiç sesli bir şekilde söylemiyor bunu. Ama bence her şeyin farkında o da Beşir gibi. Hareketlerinden bunu anlıyorum ben. Bilmiyorum siz ne anladınız ama. Nihal her şeyi hak ediyor. Neyse, Behlül geliyor sonra. Yüzünden tabii düşen 5 karış. Bir pardon yüzünden düşen 1000 parça. Surat 5 karış. Behlül camdan bakıyor böyle sinirli bir şekilde elini yumruk yapıyor ve Nihal gelip aşkım üzülme aşkım şey yapma aşkım falan diye aptal aptal gelip teselli etmeye çalışıyor ki Behlül'ün iyice böyle keyfi kaçıyor. Sonra Bihter sürekli bu bölümde Bihter sürekli başka odalara gidiyor ve camdan bakarak düşünüyor. Başka odalara gidiyor, camdan bakarak düşünüyor. O kadar daral bir bölümdü ki var ya. Neyse, en sonunda Bihter camdan bir de baktığı cam evin arka cephesine bakıyor. O kadar mal mal bakıyor ki var yani boğazı görüyor evin. Bunların odası boğazı görüyor muydu bilmiyorum ama yani evet evet boğazı görüyor. Boğazdan bak abi. Böyle bakıyor evin alakasız bir camından. Bilmiyorum ki Matmazel ne zaman öğreniyordu kitapta bilmiyorum ama Beşir de galiba sonunda öğreniyormuş. Yorumlarda öyle okumuştum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Neyse bunlar odadan odaya telefonla konuşuyorlar. Ne yapacağız biz her şeyi öğrendik. Kaçmamız lazım falan filan. İkisi de karar veriyorlar. Ben bu evde daha fazla duramam falan diyor Bihter. Behlül de duramam diyor. İkisi de böyle ağlaya ağlaya bavul hazırlamaya başlayacak. Aa bu arada Bihter'in yatağını belli olmasın Bihter'in yatağı oldu diye maviye boyamışlar. Ama bu yani hiç yemedik arkadaşlar. Bu teşebbüsünüz hiç sonuç vermedi çünkü Bihter'in yatağını Nihal'e kakaladığınızı bir Sherlock Holmes olarak anında anladım ben. Keşke tek derdi manzara olsaydı.
Ya evet, kitap çok güzel. Sadece eski Türkçe olduğu için biraz zorluyor insanı. Oysa ki kitap aslında harika. Özgür Yayınları'ndan okursanız, Özgün Türkçesiyle okumayın bence. Eski diliyle okumak daha zevkli. Ama Özgür Yayınları'ndan okuyun. Kelimenin yanında gerçeğini veriyor. Altında dipnotta değil, yanında verdiği için çok daha rahat oluyor okuması. Tavsiye ederim. Eğer Halis Ziya Uşaklıgil okuyacaksanız Özgür Yayınları'ndan okuyun. Neyse, zırlamaya devam, zırlamaya devam. Nihat bu arada Sait'i bulmaya çalışıyor. Bulacak şimdi. Adnan eve geliyor. Adnan'ın geldiğini görüyorlar. Yine aşağıda mutfakta dedikodular devam ediyor. Ama Adnan, pardon, görmüyorlar. Önce Firdevs'e gidiyor. Bu, pardon, Matmazel'e gidiyor. Adnan da ne zaman bir şey olsa her zaman ilk Matmazel'e gidiyor. Ve bence Adnan Matmazel'e bir şeyler hissediyor kesinlikle. Ama işte bir türlü adını koyamıyorlar. Bence Matmazel'le evlense müthiş mutlu olurlardı. Ama ikisi de bir türlü bunu itiraf edemiyorlar birbirlerine. Ama ne zaman bir derdi sıkıntısı olsa karısına değil Matmazel'e gidiyor Adnan. Dipnotta belirtince deliriyordum az. Az daha asla takip edememişim. Çok sağ ol. Rica ederim Doktor Aydın. Hoş geldin bu arada. Gerçekten çok şey oluyor. Keyifli oluyor o şekilde okumak. Dipnotta okurken çünkü dikkatin dağılıyor. Kaçırıyorsun. Yanında belirtmeleri harika oluyor. Neyse, dertleşiyorlar. Ondan sonra Nihat Said'i buluyor evde. Bu sahne de çok saçmaydı. O burada bildiğin Nihat'ı dövebilirlerdi, zarar verebilirlerdi. Ama iki tane adam var. Birisi böyle duvara dayanıp korkuyor. Nihat da diğer adamı dövüyor. Çok saçmaydı burası bence. Neyse, akşam oluyor. Hala düşünüyor Bihter ne yapsak diye. Hala düşünüyor. Düşünüyorlar, düşünüyorlar. Ve en sonunda karar veriyorlar. Bihter bavulunu toplamaya başlıyor. Firdevs de ne yapıyorsun sen? Geri zekalı mısın? Aptal. Bu kadar erken pes edilir mi? Ama şey sürekli Bihter zaten en küçük bir krizde hemen bavulunu toplamaya başlıyor her zaman. O ne olacaksa olsun. Zaten olacağı buydu. İşte söyleyelim, her şeyi açıklayalım, yapacak bir şey yok falan diye böyle şey, zaten evden kaçmaya yer arıyor Bihter. Neyse, sonra Firdevs de daha fazla şey yapamıyor, tamam mı? Israr edemiyor. Sonuçta çok büyük bir kriz var ve artık kendi kontrolünden de çıkmış durumda olay. Ve daha fazla şey yapamıyor. O da bu arada Behlül de artık bavuluna. Bu arada ne kadar küçük bavul abi. Kaçma bavulu hazırlıyorlar çünkü. Ben olsam var ya, en büyük böyle pembe bir bavulum var. Ona sıkıştırmıştım her şeyimi. Küçücük birkaç parça kıyafetini alıyorlar. Hayatta böyle bir şey yapamam. Neyse. Matmazel'le hala dertleşiyor Adnan Bey. Ve Matmazel şey diyor, yani siz Hilmi Önal'ın dediklerine inanmayın. Bence karınız sizi aldatmıyordur falan. Ya bu kadar pasif ve salak olamaz bir insan. Yani Nihal'e yaptığının aynısını yapıyor. Göz göre göre kandırıyor Adnan Bey'i de. Yani Nihal'e şey diyordu, ya Behlül seni seviyor ya falan, hani yapacak bir şey yok falan böyle. Adnan Bey de ya evet ya, böyle aileyi bir arada tutmak için aşırı bir çaba gösteriyor. Oysa ki ne bokuyorlarsa yesinler yani, ne yapalım, ne olacaksa olsun. Neyse, Firdevs artık olayın kendi kontrolünün dışında gerçekleşmeye başladığını fark edince zırlamaya başlıyor. Ve sonra Adnan Bey geliyor. En sonunda artık akşam oluyor, gece oluyor neredeyse ve Adnan Bey sonunda geliyor. Herkes koşuyor, baba baba işte bilmem Adnan Bey hoş geldiniz falan filan diye. Bir bakıyorlar Behlül'ün elinde şey var, bavul var. Nihal de nereye gidiyorsun Behlül? Diyor ki Behlül de, artık amcam bana güvenmiyor, bu evde yaşayamam falan diyor. Nihal de hayır gitmeyeceksin Behlül, gitme Behlül diye zırlamaya başlıyor. Ya bir, Nihal var ya, o kadar sinir etti ki beni bu bölümde, bakın şimdi o kadar böyle kontrol manyağı bir insan ki. Şey geliyor, Adnan Bey geliyor, Behlül'ün elinde bavulunu görüyor galiba. İşte ben artık bu evde duramam falan tarzı bir şeyler söyleyecek sanırım. Yemin. Ve bakın şimdi ne oluyor. Bihter gitti zaten. Girmiş. Çoktan gitti evden bu İtirafı arada. güzel bırakmış. Bir otel odasına yerleşiyor. Dediyse onu yapmış. Firdevs de bu arada Sait'i de buluyorlar ve Sait'i yok. Gülüşen şerif. Yok.
İşte şey diyor Nihat, evi yani aldatmışlar gibi gösterecek şekilde bunlar ayarlamış aslında. Casusluk yapıyorlarmış falan diye bütün olayı açıklıyor ve Nihat'a vuruyor ve Adnan burada tekrar aldatılmadığını zannediyor. Yani her şeyin Hilmi Önal'ın oyunu olduğunu ve Mihtar'la Behlül'ün aslında kendisini aldatmadığını zannetmeye başlıyor tekrar bu bölümde. Çok garip ya. Çok garip plot twistlerle dolu bu bölümler. Ondan sonra Mihtar da otele yerleşiyor ve Firdevs de flörtüyle olan buluşmasını, yemeğini aynı otelde ayarlıyor ki sonra yukarı çıkıp Mihtar'la konuşabilsin falan diye. Matmazel çok zeki aslında ama saf salak taklidi yapıyor. Mihtar ve Behlül arasında ilişki olsa bile bir şey olmasın diye, olayı çıkaran büyüten kişi olmasın diye hep bir sus pus. Evet, çok pasif bir karakter. Yani evde böyle felaketler kopmasını, evin düzeninin bozulmasını kesinlikle istemediği için bunları yapıyor. Neyse, sonra Bihtar işte ben bu kadar hakarete katlanamam falan deyip gidiyor ve Sait olayı duyulunca paparaziler geliyor bu sefer, polis falan çağrılıyor. Sait gidecek ve Behlül de artık ben bu evde duramam falan demeye başlıyor, tamam mı? Hadi artık ya, bıktım şu Hilmi Önal muhabbetinden. Bakın şimdi. Bu arada Beşir de her şeyi öğreniyor ve koşuyor evden. Yani Nihal'e bir şey olduğunu falan öğrenecek. Şimdi bakın şimdi. Hadi be. Behlül gitmeye karar veriyor, tamam mı? Ve üstünü başını toparlıyor. Burada Bihter'le konuşuyorlar. İşte Bihter diyor ki ben boşanırım, yok oluruz ortalardan, sen de bilmem ne yaparsın falan filan diye. Behlül de hayır yani ben seninle birlikte olmak istemiyorum falan. Yani seni seviyorum diyor telefonda mesela ama cevap bile vermeden kapatıyor telefonu. Behlül. Ve bir kere daha böyle olmuştu. Az daha yakalanıyorlardı. Yine Behlül korkmuştu. Gelmek istememişti Bihter'le. O bölümleri hatırlatıyor bize. Tekrar bir flashback'le. Ve Bihtar tekrar Behlül'ün onu yalnız bırakacağını anlıyor, tamam mı? Ama Behlül yalandan bir gidiyorum muhabbeti yapıyor. Bavulunu alıyor. Gideceğim falan diyor. Nihal kuduruyor. Ben o kadar konuştum, sen de niye gidiyorsun da bilmem ne de. Bakıyor ki, bakın şimdi Nihal bakıyor ki, ya en nefret ettiğim şey bu bir insanda. Buna ikinci kazanç deniyor arkadaşlar. Bana psikoloğum öğretmişti bu tabiri. Panik atak, işte anksiyete, işte bayılma, ayılma, bunun gibi şeyleri. Ya bunun sana bir alan açtığını ve bunlar başına geldiğinde insanların sana sürekli bir senin istediklerini yaptıklarını anladığında, sürekli sana alan açtıklarını, sana bu olayın bir konfor sağladığını anladığında beynin, sürekli artık bunu yapmaya başlıyorsun. Sürekli bir şey olduğunda olayları kontrol etmek ve kendine alan açmak için panik atak geçirmeye başlıyorsun. Sürekli bayılmaya başlıyorsun. Cemile hani bir bölümde demişti ya, işte bu da zaten ne zaman bir istediği olmasa bayılıyor. O da bir hastalık aslında ama falan demişti. Çok doğru aslında. Yani Cemile evin küçük işte cahil kızı falan. Ama o kadar müthiş bir teşhis koyuyor ki, çünkü gerçekten burada Nihal'in yaptığı ikinci kazanç. Baktı ki Behlül gidiyor. Bu olayı kontrol edemeyecek. Birden merdivende bakın şimdi neler olacak. Behlül gitme falan derken merdivende, ya merdivenin en başından başlıyor düşmeye. Yani şöyle düşünüyor. Bu sefer öyle bir bayılmalıyım ki, öyle stratejik bir şekilde bayılmalıyım ki Behlül beni asla bırakıp gidememeli falan diye. Merdivenin en başından yuvarlanmaya başlıyor. Ve en sonunda geberiyor. Kolu falan kırılıyor, tamam mı? Ay. Hastalıktan devamlı bahsetmedi ikinci kazanç sanırım. Olabilir. Tam tanımına bakmadım ama böyle şeylerin bilerek yapmanın, yani bu hastalıklara artık vücudunun bilerek otomatikmen böyle şeyler yapmasının ikinci kazanç olduğunu biliyorum. Evet evet, en büyük silahını kullanıyor Nia. Aynen dediğin gibi. Evet, tamamen psikolojik ama
Yuvarlanışını izleyemeyiz. Çünkü kim söylemişti? C. Yuvarlanışını izleyemeyiz. Çünkü telif gelebilir. Telif geldiğinde direkt yayın kapanıyor. O yüzden böyle bir şey riske edemem. Ama size şöyle fareyle zaten most replayed en fazla oynatılan kısım bu. Behlül, Behlül diye diye merdivenlerden yuvarlanıyor gördüğünüz gibi. Ay. Hazal Kaya hakikaten de bayılmaya başlamış sonrasında. Gerçekten mi? Allah aşkına atsız bunu anlatır mısın biraz daha? Ben asla bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Aa evet, burada bir de şey diyor babasına. Senden nefret ediyorum diyor. Lan geri zekalı. Yani tamam babandan nefret edebilirsin ama bunun başka sebepleri olmalı. Mesela eve aşırı genç, kendinden aşırı genç bir kadını anne diye başınıza koyduğu için, o kadınla evlendiği için nefret edebilirsin. Bu normal. Seni aşırı sıkıştırdı ve evdeki kuzenini hallenmeye artık hallenmek zorunda bıraktığı için nefret edebilirsin. Bu normal. Sana asla normal bir hayat vermedikleri ve seni evi hapsettikleri için nefret edebilirsin. Bu normal. Behlül'le nişanlanmanı engellemediği, seni yurt dışına yollayıp kafanı dağıtmasını sağlamadı, 19 yaşında seni manyan biriyle nişanladığı için nefret edebilirsin. Bu normal. Ama o kadar alakasız bir şeyden dolayı Adnan'a senden nefret ediyorum diyor ki Nihal. O kadar aptal bir kız ki resmen affedersiniz sik peşinde koşacağım diye babasına senden nefret ediyorum deyip ondan sonra da Behlül gitmesin diye bayılıp ayılıyor. Yemin ederim var ya kudurdum bu bölümde var ya. O kadar nefret ettim ki Nihal'den. Bir röportajında bahsetmiş. Oha bu çok ilginç bir şey yalnız ha. Gerçekten bayılmaya başlaması çok... Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Bu rolleri oynamak bile kolay değil. Bir insanın oynadığı rol insanı gerçekten etkiliyor. Oyuncuların böyle şeyleri var. Kendini role çok kaptırırsan böyle şeyler yaşayabiliyorsun. Ayrıca evet çok küçük değil. Artık üniversite çağında yani. Neden gülüyorsunuz kızın düşmesine ya? Somatizasyon bozukluğu şey değil mi? Psikolojik bir hastalığın fiziksel olarak çıkması. Buna somatizasyon bozukluğu deniyor ama kullanmaya ikinci kazanç deniyor. İkisi farklı şeyler diyebiliyorum ben. Acaba çok kısa oynatsak şey olur mu ya? Dur hızlı alayım da bari. Kız ya. Bayağı geberiyor yani. Nihal. Neyse. Sonra Nihal kolu bacağım bir yeri kırılıyor işte. Bunlar hala planlar yapma peşindeler. Bihtar Hotel New York diye bir yerden şey bakıyor. Easy to book. Booking.com gibi bir siteden otel bakıyor. Ne kadarmış acaba? Fiyatlar da gözükmüyor ya. Keşke gözükseydi. Çakallığına bakar mısınız ya? Resmen uçak bileti, New York'tan otel falan bakıyor. Kimin parasıyla ya? Bu ne cesaret, bu ne cüret ya? Evet, çocuk bu dizide. Kesinlikle haklısınız. Aslında o da bir çocuk yıldız yani Hazal Kaya'da. Bu diziden etkilenmesi çok normal baktığınızda.
Burada da Nihal Behlül'e o kadar manipülatif şeyler söylüyor ki. Kolu bacağı kırılmış, geberiyor ambulansın arkasında. Diyor ki sen gidersen ben yaşayamam. Sen benim hayata tutunma sebebimsin. Zaten bu hayatta başka hiçbir şeyden keyif alamıyor falan. O kadar ağır şeyler söylüyor ki. Behlül'e aslında bir yerde orada Nihal'le nişanlı kalmaya mecbur bırakıyor. Korkunç manipülatif bir kız gerçekten. Sonra Behlül de burada şey diyor. Ne kadar güzel bir kızsın sen. Böyle sevilmek ne kadar güzel falan diyor. Ve sırf acıdığı için Nihal'le nişanlı kalmaya devam ediyor. Ve gitmiyor yani evden. Aynen bildiğim psikolojik şiddet ya. Evet bu arada Internet Explorer'dan girmesi çok komik. İnsan bir Chrome indirir oraya. Eskiden ben Firefox kullanırdım biliyor musunuz? Chrome Google bayağı yaygınlaştıktan sonra girdi benim hayatıma. Hazal Kaya sadece bu diziden değil Feriha'yı oynadıktan sonra da bayıldığını söylemişti. Bilmiyorum ya sonuçta evet ama o da çok küçükken. Yani bence küçük bir yaş ya. Evet üniversite çağı ama üniversiteye gitmiyorsun. Dünyanın hani Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinde oynuyorsun. Bence bu da insanın tamam yani şöhret olmak çok güzel bir şey gibi gözükebilir ama bence bu da büyük bir yük yani bir yerde. O yüzden bayılma muhabbetlerini bence anlamak lazım. Neyse işte. Sonuç olarak böyle krizli geçiyor bayağı. 63. bölüm bu. Bir şekilde allem ediyorlar, kallem ediyorlar ve kurtarıyorlar, kotarıyorlar yani hani. Adnan'ın aldatmadık yani biz seni. Hilmi Önal her şeyi şey yaptı, ayarladı falan diye. Adnan'ı bir şekilde kandırmayı başarıyorlar 63. bölümde. Sizle bir de 70. bölümü izlemek istiyorum. Bir de 79. yani. Sizle bir tane canlı yayın daha yapacağım burada. Orada da işte 10 bölüm sonrasında ve 20 bölüm sonrasında incelemek ve finali yapmak istiyorum. Bence çok eğleneceğiz. Bilmiyorum ya ben çok eğlendim. Hani okumuş olduğum bir kitaptı ya. Öyle alelade bir dizi değil. Sonuçta kitabı olan ve ne bileyim işte hepimizin hayatının bir bölümünde haberdar olduğu bir dizi olduğu için hoşuma gidiyor yani. Aptalca bir şey izlemek, incelemektense böyle bir şey incelemek bana daha eğlenceli geliyor bilmiyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Oyun oynayacağım bu arada ama hangi oyunu oynayacağıma beraber karar veririz. Instagram'dan falan takip edersiniz. Kazıklı Maria Live'dan oynayacağım. Life is Strange'i oynamıştık. Çok eğlenmiştim ben oynarken. Siz de çok eğlenmişsiniz bence. Çünkü çok güzel, eğlenceli bir şey oluşturmuştuk orada. Orada en fazla 300-400 kişi oluyor. O yüzden böyle çok şey oluyor. Güzel oluyor yani muhabbet. Yine öyle bir oyun oynamak istiyorum. Hikayeli bir oyun. Orada görüşürüz. Burada da biliyorsunuz 5000'de bir canlı yayın açıyorum. O geleneği bozmak istemedim. Gerçi şu an 163.000'im ama yani 165.000 olurum herhalde. Yılın sonuna kadar. Umuyorum yani. Öyle. Hepinizi çok çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu yayında benimle birlikte olduğunuz ve bu daral bölümleri benimle birlikte izlediğiniz için. 404'te miyavlamaya başladı zaten. Ne oldu oğlum? Seni de göstereyim kameralara da öyle gidelim. Bak aşkım. Bak yaramazım. Artık şey bitti. Fetret dönemi bitti arkadaşlar. Yani artık dinlendim. Kanala geri döndüm. Yayınlar falan tüm hızıyla devam edecek. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. İyi geceler. Bye bye.